Merhabalar. Kamu Üniversitesi için özerklik arayışı, geçmiş, kriz ve gelecek başlıklı panelimizi başlatıyoruz. Katılımcılarımız Reşit Canbeyli, Nilgün Toker ve Cemal Kafadar'a ve izleyicilerimize hoş geldiniz diyoruz. Ben Çiğdem Kafesçioğlu, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesiyim. Kısaca katılımcılarımızı tanıtarak başlamak istiyorum. Sunum sıralarına göre tanıtayım. Profesör Doktor Reşit Canbeyli, Kolombiya Üniversitesi'nden kimya mühendisliği diploması aldıktan sonra aynı üniversitede psikoloji diplomasını, doktorasını tamamladı. 1976'da Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim elemanı olarak çalışmaya başladı. 1982 Kasım'ında YÖK yasasını protesto ederek üniversiteden ayrıldı. 1983-1988 arasında yayın evlerinde ve Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi'nde çalıştı. 1988-93 yılları arasında Kolombiya Üniversitesi'nde araştırmacı olarak bulundu. 1994'te Boğaziçi'ne dönerek psikobiyoloji laboratuvarını kurdu. 2011'de emekli oldu. Reşit Canbeyli'nin bu çok kısa biyografisi onun akademik hayatının burada kısaca bahsedeceğimiz tarihle ne kadar iç içe olduğunu da gösteriyor. Kendisi üniversite işleyişinin sorunları üzerine özellikle YÖK sonrası üniversite süreçleri, bu süreçler içerisinde bilim üretmek üzerine en çok düşünen, söz söyleyen kişilerden biri. Profesör Doktor Nilgün Toker, Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesiyken 6 Ocak 2017 KHK'sı ile ihraç edilmiş bir barış akademisyeni. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Kurucular Kurulu ve Etik Kurulu üyesi. İhraçlar sonrası kurulan İnsan Hakları Vakfı Akademi'de çalışmalarını sürdüren bir insan hakları savunucusu. Toplum ve Bilim Dergisi eş editörü, Politika ve Sorumluluk başlıklı bir kitabı var. Ayrıca Türkiye İnsan Hakları Vakfı yayınlarından 2019'da çıkan Akademisyen İhraçları, Hak İhlalleri, Kayıplar, Güçlenme Süreçleri kitabının hazırlayıcıları arasında yer alıyor. Bu vesileyle vakfın yine 2019'da yayınladığı ve Serdar Tekin tarafından hazırlanan Üniversitenin Olağanüstü Hali, Akademik Ortamın Tahribatı Üzerine Bir İnceleme başlıklı kitabını da analım. Nilgün Toker'in çalışmaları felsefe, hukuk, adalet, demokrasi, kuram ve pratiklerini kapsayan geniş bir yelpazede kamu ve yurttaşlık, kamusal alan kavramları üzerinde de düşünen ve yazan bir bilim insanı. Profesör Doktor Cemal Kafadar doktorasını 1987'de McGill Üniversitesi İslami Araştırmalar Enstitüsü'nde tamamladı. 1985'ten itibaren 4 yıl Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları bölümünde ders verdi. 1990'dan beri Harvard Üniversitesi Tarih bölümünde görev yapıyor. 2 dönem Boğaziçi Üniversitesi'nde misafir olarak seminerler verdi. 7 yıl Harvard Üniversitesi'ndeki Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nin müdürlüğünü yaptı. Kafadar özellikle modern dönemin öncesinde ve başlarında Orta Doğu'da ve Güneydoğu Avrupa'da sosyal ve kültürel tarihle ilgileniyor. Eremya Çelebi Kömürcüyan'ın 17. yüzyılda yazdığı İstanbul Tarihi adlı eserinden yola çıkarak yapılan yönetmen Zeynep Dadak'ın 2020'de tamamladığı ödüllü filmi Ah Güzel İstanbul'un konsept ve yapım sürecinde Boğaziçi Tarih Bölümü Yüksek Lisans Programı mezunlarından Suna Kafadar'la birlikte çalıştı. Katılımcılarımız bunlar. Çok kısaca bu paneli nasıl kurduk, neden kurduk üzerine birkaç söz söyledikten sonra sözü kendilerine bırakacağım. Başlığımızdaki geçmiş kriz ve gelecekteki krizin neye işaret ettiği sanırım izleyicilerimizin pek çoğunun malumu.
1 Ocak gece yarısı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'ne üniversite akademik kadrosu içinde yer almayan bir rektör atandı. 1971 sonrasında bir kamu üniversitesi olarak yeniden kuruluş süreci ve 12 Eylül darbesini takip eden 10 sene dışında 2016 senesine kadar Boğaziçi Üniversitesi rektörleri seçimle dekanları, enstitü müdürleri, senato üyelerinin de olduğu gibi akademik kadronun müzakereleri ve seçimiyle belirlenmişti. Üniversite akademik kadrosu 1992'de rektörün seçimle belirlenmesi yöntemini yeniden ihdas etti. Bu Türkiye kamu üniversitelerinde rektörlerin seçimle belirlendiği yeni bir sistemin oluşturulmasına da ön ayak oldu. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri 2 Ocak tarihli rektör atamasını kabul etmediklerini ifade ederken, üniversitenin bir kamu üniversitesi olarak belirlemiş oldukları 2012 senesinde üniversite senatosu tarafından kabul edilmiş ilkelerinin altını çizmeyi gerekli gördüler. Yani üniversitelere yapılan siyasi müdahalelerin bilimsel üretim ve eğitim açısından ve toplumsal açıdan olumsuz sonuçlarına dikkat çektiler. Akademik yapı içerisinde, idari işleri yapacak kişilerin seçimle belirlenmesi yönündeki tarihlerine ve ilkelerine dikkat çektiler. Üniversitenin özerk anayasal bir kurum olduğuna, akademik programların ve araştırmaya dair seçimlerin üniversite kurullarında öğretim üyelerince belirlenmesi gerektiğine, bunun bilimsel özgürlük ve yaratıcılık için şart olduğuna dikkat çektiler. Özetle kamu üniversitesini bilimsel olarak özgür, akademik ve idari olarak özerk, katılımcı ve hesap verebilir bir kurum olarak tanımladılar. Bunları kısaca hatırlatma gereği duydum. Çünkü bulunduğumuz noktada karşı karşıya olduğumuz tek mesele Boğaziçi Üniversitesi'nde bu atama sonucunda yaşanmakta olan kilitlenme ve bu kilitlenmenin nasıl çözüleceği değil. Diğer büyük soru başlığımızdaki geçmiş ve gelecekle, yani uzun dönemli süreçlerle ve yalnızca Boğaziçi'nin değil Türkiye'de kamu üniversitelerinin ya da devlet üniversitelerinin mi diyelim, bunu da tartışabiliriz, nasıl işleyeceği, nasıl yönetileceği ile ilgili. 92'den beri uygulamada olan rektör seçim sistemi sorunlara gebe bir sistemdi. Rektör belirleme sürecini yeniden düzenleyen 2016 senesi OHAL süreci KHK'sıyla başka bir model öne sürüldü. Üniversite yönetimi kurum içi şeffaf ve katılımcı süreçlerle değil, üniversite paydaşlarının bilgisini ve nihai karara katkısını dışlayan bir sistemle YÖK ve Cumhurbaşkanlığı kararları ile alınmaya başlandı. Boğaziçi durumunda gördüğümüz üzere bu uygulama üniversitelerin ilkeleri, kendilerine özgü tarihleri ve pratikleriyle karşılaştığında bir kriz durumu oluşturuyor. Burada toplanma nedenimiz bu durumun önümüze sürdüğü sorular bütününe cevap arayışımız. Akademik özellikten anladığımız ne? Ve rektör akademik özelliğin neresinde? Neresinde olmalı? Dünyada rektör belirleme süreçleri ülkeden ülkeye, pek çok ülkede üniversiteden üniversiteye farklılıklar gösteriyor. Özel üniversiteler ve kamu üniversiteleri arasında farklılıklar var. Buna karşılık Türkiye'de YÖK nezdinde üniversite yönetim modelinin belki başat bir özelliği tek tipçiliği. Yani ülkenin tüm üniversitelerine aynı yönetim modelini uygun bulma. Değişim arayışlarına girdiğinde de bu arayışı yine tek tip üniversite ve tek tip yönetim anlayışı ile sürdürme özelliği. Yukarıdan aşağıya işletilen merkezi bir yapı üzerine kurulu uygulamaların giderek kuvvetlenmesi. Bunların Türkiye akademik hayatındaki karşılığı ne? Tek tipçi ve yukarıdan aşağı işleyen karar ve yönetim mekanizmaları, üniversitelerin bilgi üretimi, eğitim, yaratıcılık ortamları olmalarına ne getiriyor, ne götürüyor?
Kriz dedim, 2 Ocak dedim ama bizler KHK'larla üniversite kadrolarına çok kapsamlı müdahaleler gördüğümüz, çok ciddi kan kaybının yaşandığı bir dönemden geçtik. İhraçlar, kapatılan üniversiteler, köklü geçmişe sahip ihraçlarla zayıflayan bölümler ve fakülteler var. Akademik özgürlük ve özerklikten ne anladığımızı bu türden kararların alınabildiği ortamda da sormamız gerekli. Melih Bulu'nun atanmasına gösterilen tepki tabii ki yüksek sesle Boğaziçi Üniversitesi'nden geliyor. Fakat haftalardır farklı kanallarda ve farklı görüşler üzerinden sürmekte olan tartışma bunun kamuoyunda bir karşılığı olduğunu gösteriyor. Üniversite yönetiminin şekline, özerkliğin nasıl tanımlanacağına dair soruların yalnızca Boğaziçi Üniversitesi'nin sorunu olmadığı açık. Değişiklik talebini ifade etmenin, yapıcı hale getirmenin yolları nedir? Paneli neden düzenlediğimiz, neden kurduğumuz, bu tartışmayı neden devamen sürdürmek istediğimiz üzerine birkaç sözdü. Şimdi ben sözü Reşit Can Beyli'ye bırakmak isterim. Dediğim gibi ve pek çoğunuzun bildiği gibi kendisi YÖK süreçleri üzerinde en çok düşünmüş ve yazmış kişilerden biri. Bulunduğumuz noktayı nasıl değerlendirdiğinizi, geleceğe yönelik ne gördüğünüzü size sormak isteriz. Peki, teşekkürler. Duyuluyor mu sesim? Evet. Bu imkanı sağladığınız için çok teşekkür ederim. Ben Boğaziçi'nden kalkarak aslında bu karşılaştığımız durumun bütün üniversiteyi ilgilendirdiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Biraz da o konuda konuşmak istiyorum. Bunun geçmişi de var. Bugüne nasıl geldiğimizi birazcık da geçmişten kaynaklanan bazı dinamiklerle birlikte görmekte yarar var. Ben 1976'da Boğaziçi Üniversitesi'ne geldim. Bir yıl sonra tüm öğretim üyeleri derneğine katıldım. Yönetim kuruluna girdim. Ondan sonra 12 Eylül'den sonra da çok daha sonra üniversite ÜRİVDER denilen öğretim üyeleri derneğinde epey çalıştım. Yönetim kurulunda ve dışarıda. Dolayısıyla bir yaklaşık 30-40 yıllık bir süreçten söz ediyoruz en azından. Burada ortaya çıkan birkaç önemli konuyu gündeme getirmek istiyorum. Bu ana başlığı seçmeniz çok iyi olmuş. Çok tarihli bir seçim. Çünkü artık mesele bir Boğaziçi Üniversitesi meselesi değil. Yani hattın korunmasından satın korunmasına geçmenin zamanı geldi. Bence yani bir üniversiteyi korumak değil, bu üniversite sayesinde Boğaziçi Üniversitesi'nin başına gelenlerden kalkarak, yola çıkarak Türkiye'deki bütün üniversiteleri, kamu ve hatta vakıf üniversiteleri dahil olmak üzere yeniden bir özgür ve özel üniversiteye doğru yol almamız gerektiğini anlıyorum. Bunu yaparken taktik işe yaramayacak, onu söyleyeyim. Bazı böyle kolaylıklar var. Geçmişte bunu denedik. İşte atanan rektörün bilmem intihar yapmış olması, bilmem imza yetkisi var mı yok mu gibi konular değil mesele. Çünkü karşımızdaki olay bir strateji olayı. Bunu görmek lazım. Ve buna karşılık da biz ne yapabiliriz? Biz üniversitenin ana ilkeleriyle savunduğumuz takdirde sonunda başaracağımıza inanıyorum. O bakımdan size birkaç tane somut örnekle yola çıkmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Osmanlı'dan bu yana üniversite, Darülfünun ve daha sonra üniversite daima kuşkuyla karşılanan, korkuyla karşılanan ve daima denetim altında tutulmak istenen bir kurum olmuştur. Bu çok önemli. Çünkü üniversite, unutmayalım, bir ülkenin en değerli varlıklarını, gençlerini alır ve onları yetiştirir. Ve bunu yapan insanlar da araştırmalarıyla ve çalışmalarıyla eğitimin ötesinde
katkıda bulurlar. Topluma ve dünyaya katkıda bulurlar. Şimdi bu iyi, hoş da aykırı ses de kaçınılmaz oluyor. Çünkü doğruyu araştırırken yapılan bazı şeyleri yanlış olduğunu görmemek mümkün değil. Herhangi bir konuda birden fazla çözüm olabileceğini, alternatif olacağını görmek gerekir. Bunu da iktidarlar pek görmek istemezler. O bakımdan bu iktidar, AKP'nin iktidarı bu bakımdan tabii ki çok önemli bir konumda. Ama bunun geçmişi de var. Zaten baktığınız zaman 12 Eylül AKP'den önce geldi. Ve askeri darbeyle, 1980'deki askeri darbeyle geldi. Çünkü orada askerlerin tespitleri şuydu. Toplumu en fazla gelen kurumlardan bir tanesi üniversite diye düşündüler. Ve üniversiteye çok dar düdük bir elbise giydirdiler. Ben bunu daha önceden söyledim. Lütfen bakın, aynı yılda hemen hemen Şili'de de bir yasa çıkıyor. Neredeyse Şili YÖK kanunu diyebileceğimiz bir kanun. Ve aynı gerekçelerle, yani bir askeri rejimin getirdiği bir şablon Şili'de. Aynı şablon. Dolayısıyla üniversiteye hakim olma, üniversiteyi denetlemek daima önemli olmuştu. Ve askeri darbede bunu çok iyi yaptı. Kanun bildiğiniz gibi çok sayıda maddeyle ve kontrol mekanizmalarıyla, enstrümanlarıyla üniversiteleri bir şekilde tamamıyla kendi kolu kanadı altına aldı. Fakat burada ilginç bir şey oldu. Ben burada size üç tane hadiseyi anlatmak istiyorum. Bu üçüncüsü bugün başlattığımız hadise. Ondan önceki iki hadise üniversite açısından ve özellikle bazı üniversite açısından çok önemli ve bizim doğru stratejileri kullandığımız takdirde, ilkelerimizi savunduğumuz takdirde ne kadar başarılı olduğumuzu göstermesi açısından önemli. Yani biz hep başarısızlıklardan söz edebilir olabiliriz. İktidarlar bizi eziyor diyebiliriz. Çok doğrudur. Ama Boğaziçi Üniversitesi örneklerinden kalkarak göreceğiz ki eğer biz ilkelerimizi iyi savunursak sonunda başarıya ulaşabiliriz. İlk hadise şöyle oldu. Yanılıyorsam 1981 yılında askeri junta Boğaziçi Üniversitesi siyaset bilimine, sosyal bilimler bölümüydü o zamanki adı, 9 tane asker aday göndermek istediler. Askerler kendileri seçeceklerdi. Bunlar Boğaziçi Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim alacaklardı. Biz dedik ki bu üniversite özelliğine aykırıdır. Siz buyurun, eğer istiyorsanız adaylar gelsinler. Biz kendi kriterlerimize göre seçeriz. Bunlar arasında sizin askerleriniz, subaylarınız olur veya olmaz ama siz bize askerleri empoze edemezsiniz. Çok muazzam bir tartışmalar oldu. Ben o zaman genç bir hoca olarak bu tartışmanın içindeydim. Bazı böyle kıdemli hocalarımız, ya ne diyorsunuz, karşınızda bir ordu var. Topu tüfeği olan, kanunları kontrol eden bir ordu var. Nasıl olur da bu isteğe karşı çıkarsınız dediler. Biz karşı çıktık, oylama yapıldı ve Ankara Boğaziçi Üniversitesi'ne bu subayları gönderebildi. Bu bir. İkincisi, 2009 yılında birçok kurumda, özellikle polis akademileri ve ordudan atılan subaylar bir şekilde üniversitelerin eğitim yapmak üzere dağıtıldı. Bu pek fazla bilinen, hatırlanan bir konudur ama 2009 yılında çok önemli bir konuydu. Ve YÖK bu insanları, yani polis akademisinden ve askeri okullardan atılan bu kişileri üniversiteleri sormadan üniversiteleri lisans ve doktora için atadı. Bunlar arasında ODTÜ vardı, Boğaziçi vardı, İstanbul Teknik Üniversitesi vardı. Boğaziçi yanılmıyorsam 18 tane böyle aday geldi. Biz dedik ki bu özellikle aykırıdır. Bu üniversiteye öğrenciler sınavla geliyor, belirli kriterlerle geliyor. Bunu kabul ediyoruz. Senatomuz buna karşı tepki gösterdi ve biz Boğaziçi Üniversitesi olarak, diğer üniversiteden farklı olarak bu öğrencileri kabul ettik. Ne oldu sonra? Bir yıl boyunca YÖK üniversitedeki atamaları, yeni gelen hocaların atamalarını durdurdu. Üniversitemiz bir yıl boyunca epey bir şeyler kaybetti.
Fakat çok önemli bir şey kazandı. Mücadelemizi kazandık ve YÖK'e karşı ve iktidara karşı üniversitenin ilkesini savunduk. Şimdi bugün öyle değil tabii. Ama olay şu, karşınızda bir strateji varsa bu da taktiksel olarak pek yaklaşmamak lazım bununla mücadeleye. O bakımdan ben size yine bu iktidarla ilgili birkaç şey daha söyleyeyim. Belki ileride tekrar gündeme gelirse bu konuşmalarda bunu açarak yolumuza devam edelim. Olay şu, bakın. AKP başa geldiği zaman 2002 yılında hemen bir yıl sonra 2003'te bir yeni bir YÖK taslak getirdi. Erkan Mumcu Milli Eğitim Bakanı'ydı. Erkan Mumcu geldi, bizlerle konuştu. Özellikle ÜRİDER, yani Öğretim Üyelerliği'yle, başka üniversitelerde de. Ve üniversiteye YÖK'ün ötesinde bir şablon geliyordu. Bu çok vahim bir şeydi. Olay şuydu, bunu tekrar tekrar söylüyorum. Karşı tarafın hayalinde ne olduğunu görmeniz açısından çok önemli. O da şöyle, dediler ki bundan sonra Türkiye'deki bütün üniversitelere asistan ataması, yani daha böyle genç arkadaşın ataması merkezi bir sınavla yapılacak. Yani üniversiteler kendi asistanlarını, araştırma görevlerini seçemeyecekler. Ankara'dan bu atama yapılacak. Bunun gerekçesi de askerler de böyle yapıyor dediler. Askerler de Ankara'dan subayları alıyorlar ve herkesi her tarafa dağıtıyorlar. Üniversitede böyle yapmalı dediler. Ve kıyamet koptu. Ve AKP o zaman güçlü değildi iktidar açısından. Geri çektiler. Ama vazgeçmediler çünkü 2012'de bir daha bir taslak getirdiler. Bu taslak çok vahim bir taslaktı. Çok iyi hatırlıyorum, disiplinle ilgili böyle sayfa sayfa kurallar vardı. O yapılamaz, bu yapılamaz. Öğretim üyeleri şunu söyleyemez, beyan veremez. Öğrenciler üzerindeki bütün sınırlamalar falan. Ve 2012'de Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük salonunda bir toplantı yapıldı. YÖK Başkanı geldi ve biz orada başkana bunun nasıl yapılamayacağını anlattık. Hatta ben o zaman çok iyi hatırlıyorum. Dedim ki bakın, sizin getirmek istediğiniz bu kanunla, yine asistanlar ve ARGÖ'lerle ilgili çok önemli nokta vardı orada. Sizin getirdiğiniz bu kanunla Fuzuli edebiyat bölümünde asistan olamaz, Einstein fizik bölümünde asistan olamaz dedik. Öyle kurallar getirmişlerdi. Çok ilginç. 1933'te reformdan söz edilir. İsviçre'den bir psikolog getiriyorlar, Marsh adında birisi. Üniversiteyle ilgili bir değerlendirme yapıyor. Ve üniversitede yeterince bir üniversite hava olmadığını, özellik olmadığından bahsederek Pascal burada profesör olamazdı diyor. 33'te Pascal Darülfünun'a profesör olamıyor. 2012'de Einstein fizik bölümünde ARGÖ olamıyor. Bu mantalite. Onu da püskürttük. Ve Boğaziçi buna çok önemli katkısı olduğunu söyleyebilirim. Derken 2016'da iktidarın eline muazzam bir olanak geçti. Ve bundan hemen yararlandılar ve atamaları yaptılar. Rektör atamaları başladı. Tepeden hiyerarşik bir yapıyı getirmek üzere. Bazılarımız o zaman 2016'da Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan atamayı da içimize sindirmediğini söyledik. Çünkü bu da kendi aramızdan bir hoca olsa bile, ki Mehmet Özkan'a saygımız sevgimiz sonsuzdur, ama Ankara'dan yapılan bir atama olarak görülmesi gerekiyordu. Ve sonunda tabii gördüğünüz gibi ikinci bir adım geldi ve Mehmet Özkan artık yok. Ve bunun yerine hiçbirimizin kabul edemeyeceği bir şekilde atanan ve hiçbir şekilde Boğaziçi'ne yakışmayan bir rektör adayı veya rektör karşımızda. Şimdi bakın, burada yapılması gereken şey çok basit, çok zor fakat çok basit ilki olarak. Eğer siz belirli ikili inanıyorsanız, özellikle inanıyorsanız, özgürlüğe inanıyorsanız, başka hiçbir şeyle ilgili tartışmaya gerek yok. Bunun üzerine bina etmeniz gerekiyor. Bütün mücadelenizi, tartışmalarınızı. Ve Boğaziçi bunu yaptığı zaman ve diğer üniversitelerde bu başarıya ulaştı.
O bakımdan bunu özellikle vurgulamak istiyorum. 147'ler atıldığı zaman İstanbul Üniversitesi'nden 5 tane üniversite rektörü istifa ettiler. Şimdi Türkiye'de herhangi bir şey oluyor, üniversiteler büyük darbe buluyor, hiçbir kimseden ses çıkmıyor. Çünkü bu yönetim çok güzel bir yöntem buldu. Üniversitelerin sayısını artırarak bölmeyi ve yönetmeyi çok iyi başarmaya başladılar. O zaman yapılacak şey bizim de üniversite olarak artık bir araya gelmemiz. Ve olay şu, eğer üniversitelerin bu iktidara ve herhangi bir iktidara göre sorumlulukları varsa, üniversitenin hakları da var. Çok ilginçtir. Türkiye'de üniversitelerin ve üniversitelerin kavram olarak, akademi olarak hakkının savunması diye bir şey olmamıştır. Çok ilginçtir. Hep başka şekillerde mücadele verilmiştir ve arka kapılardan, dolaylı yollardan mücadele verilmiştir. Hayır, mesele gayet basit. Eğer bir kurum bir ülkenin en önemli varlığını eğitiyorsa ve geleceği yaratıyorsa, o zaman bu kurumun da hakları vardır. Ve bu kurum bu haklarını savunmak zorundadır, almak zorundadır. Şimdi mesela kamu üniversiteyle ilgili şöyle bir şey deniyor. Devlet parasını veriyorsa devletin karar vermesi gerekiyor. Bu böyle değil aslında. Ve bu işe yaramaz bir yerde. Ayrıca da mesela Portekiz'in çok güzel bir yasası var. Portekiz'de de bir yasa var üniversitelerle ilgili. Ve hemen hemen çerçeve yasası kadar dar kapsamı olan bir yasa. Evet, orada da bazı kontroller var, denetimler var, hesap verilebilirlik var ama üniversite kendi içinde özgürce yaşamını sürdürebiliyor. Dolayısıyla hesap verilebilirlikten kimse kaçmıyor. Üniversitede yönetimi ve yönetişimi uygulamak lazım. YÖK ve ondan sonra gelen bütün şeyler, iktidarlar, YÖK'ten sonraki iktidarlar ve getirilen yeni kurallar üniversitenin kendi dinamiğini yaşamasını ve yaşatmasını engelliyordu. O yüzden sorun çıkıyor. Eğer üniversite kenarını bırakırsanız, güvenirseniz sonunda özellik ve özgürlük gerçekten sağlanacak ama bunun için de bizim mücadele vermemiz lazım. Haklar verilmiyor, hakların alması lazım. Üniversitenin Boğaziçi Üniversitesi'nden başlayarak haklarını alması ve savunması lazım. Onu demek istiyorum. Bu kadar. Hem geçmişe dair hem de önümüzdeki sürece dair güzel bir adımlar silsilesi koydular önümüze. Nilgün Toker'e dönmek istiyorum. Bulunduğumuz noktada sizin kamu üniversitelerinin yakın geçmişine ve geleceğine veya geleceklerine dair bunu nasıl kurgulayabileceğimize dair düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Nilgün Hanım burada mı? Önce hepinize teşekkür ederim. Benim uzun süredir ilk kez galiba üniversitede olanlarla konuşma şansına sahip olduğum bir şey. Bir toplantı olduğunu düşünüyorum daha doğrusu. İzin verirseniz daha doğrusu önce Boğaziçi öğrencilere bir selam, onlara da şapka çıkararak hatta selam vererek başlamak istiyorum. Şunu gösterdikleri için akademik özgürlüğün sadece hocalara yani akademisyenlere ait bir nitelik değil, akademik etkinliğe ait bir nitelik olduğunu yani öğrencilere de ait bir nitelik olduğunu gösterdikleri için ve aslında üniversite geleneği denilen şeyin kurucusunun sadece Reşit Bey'in biraz önce anlattığı hatıralarda olduğu gibi akademisyenlerin müdahaleleri ve dirençleriyle değil ama aynı zamanda öğrencilerin de dirençleriyle bu geleneklerin kurulduğunu da bildiğimiz için. O yüzden ben tabii ki öğretim üyelerine saygılarımı ve sevgilerimi ama öğrencilere de selamlarımı ileterek başlamak istiyorum. Hani şeydi, eylem kıymetli bir şeydir çünkü. Bir kriz var. Aslında bu kriz epeydir var. Şimdi bu kriz biraz önce Çiğdem'in söylediği bir cümle
önemli benim için. Oradan başlamak istiyorum ama sonra ben felsefeciyim, kavramlara döneceğim izin verirseniz. Yani Boğaziçi'ne yapılan darbenin kamuoyunda karşılık bulması doğru. Yani bir krizin kamuoyunda konuşulur hale gelmesini sağlayan, burada pozitif anlamında söylemiyorum, sağlayan bir müdahale. Ben bunu şöyle tarif ediyorum. Aslında Boğaziçi ve biraz da ODTÜ Türkiye akademi dünyasının Amerika'sıydı. Bunu niye söylüyorum? İngilizceden falan dolayı değil, söylemiyorum. Benim kuşaklar bilir, Ateş Altında diye Nicaragua devrimini anlatan bir film vardı. Bilmiyorum, izleyeniniz var mı içinizde? Somoza diktatörlüğünün zulmü, bir tür dünyayı anlatamama halindeler muhalifler ve gerçekten çok, yani tüm muhaliflere, işte direnişçilere bir katliam hali var ve bir gün o meydanlardan birinde Amerikalı bir gazeteci öldürülüyor. Ve o gün Nikaragua'daki zulüm bütün dünya tarafından tartışılır, konuşulur, bilinir ve tanınır hale geliyor. Yani dünya kamuoyu o andan itibaren Somoza'nın bir diktatör olduğunu ve en azından Amerika desteğini çekiyor falan. Şimdi biraz sert bir örnek oldu biliyorum ama Boğaziçi de biraz böyle. Yani Boğaziçi gerçekten de Türkiye akademik ortamının Amerika'sıydı. Biraz önce Reşit Bey'in de anlattığı Türkiye'deki akademik üniversitelerin epeydir bir tür mahkum olduğu taşralaşmadan falan da kendini muaf tutabilen, kendi ilkeleriyle hareket etmeyi bir şekilde başarabilen de bir üniversiteydi. Bir şekilde aslında işte 2016'yı Reşit Bey söyledi, hani seçime katılmış olmakla beraber atanmış bir rektörü içinizde sindiremeseniz de kendi Boğaziçi topraklarına ait olmasından dolayı çok fazla hani ses çıkarılmayan bir durumdu. Ama sonuç olarak Boğaziçi bir şekilde kendi kimliğini koruduğunu düşündüğü bir noktada Türkiye'deki üniversitelerin çok büyük bir yüzdesi devletin tedbir aygıtına dönüşmüşken tedbir aygıtına dönüşmeyen iki, üç üniversiteden birisi olan Boğaziçi Üniversitesi'nin de bir tedbir aygıtına dönüştürülme müdahalesi oldu. Şimdi aslında bu bir geçmişin bir sonucu. Yani şu anlama geliyor. Belki Reşit Bey de onu söylemeye çalıştı diye düşünüyorum. Boğaziçi devletin, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde üniversitelerin hiçbir zaman tam olarak özerk olmadığını biliyoruz. Hiçbir zaman özerk olabileceği bir devlet yapımızın da olmadığını biliyoruz. Neden öyle olduğunu biraz sonra özerkliğin ne olduğunu anlatırken söyleyeceğim. Ama son 5 yıldır, 5-6 yıldır üniversitelerle devlet arasındaki ilişkide bir farklılaşma var. Bu da sadece üniversiteler müdahale edilen bir alan olmaktan çıkartan bir farklılaşma var. Üniversitelerin bir tedbir aygıtına dönüşmesi. Başta Çiğdem Kafesçioğlu'nun zikrettiği, sevgili Serdar'ın yazdığı üniversitelerin olağanüstü halinde bunu Serdar oldukça iyi anlatmıştı. Yani üniversitenin tedbir aygıtına dönüştürülmesi meselesi. Gerçekten Boğaziçi buna direnebildiği kendi geleneğiyle, işte belki ODTÜ'de biraz, bu direnmenin de bir büyük bir mücadele tarihi var, o da kesin ama şu andaki iktidar hiçbir geleneğin, otonom bir geleneğin varlığını sürdürmesine izin vermeyeceği için bu geleneğe de müdahale etti. Yani bu bahçeye de beton dökmeye çalışıyor şu anda. Bu bahçedeki betonu döktürüp döktürmeme bundan sonra gerçekten Boğaziçi Üniversitesi'nin kamusunun kabiliyetlerine bağlı ya da o betonu kaldırma. Onun nasıl olacağını bilmiyorum. Şimdi ben aslında iki kavramı açıklamak istiyorum ve sonra belki bu kavramları açıklayarak geçmiş ve gelecek üzerine de iki üç cümle, kısa cümleler söylemek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de aslında çok uzun süredir üniversiteler kriz yaşıyor. Bir tür üniversite ilkelerine uygun olmayan bayağı bir süreç yaşadık ama ve işte ne bileyim 2017'den beri de üniversitelerin krizini açığa çıkaracak işte ihraçlar, işte başka birçok şeyler, aslında işte müfredatların bile yukarıdan belirlenmeye başlaması gibi süreçler yaşanıyor. Ama ilginç bir şey var.
Biz 4 yıldır üniversite dışına çıkan akademisyenler oturup kalkıp akademik özgürlük ve özellik çalışıyor. Böyle işte ben mesela İnsan Hakları Vakfı, TİYO Akademi öyle, işte KODA, Kocaeli Danışma Akademisi öyle, İstanbul'daki akademik şeyle bir arada derneği öyle. Ama en önemlisi işte Ankara İnsan Hakları Okulu öyle çok yakınlarda bir sempozyum yaptı. Hatta akademik özgürlük ve özellik üzerine. Ve bir sonuç bildirgesi yayınladılar. Ben aslında şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Bunu epeydir tartışıyoruz ve artık önümüzde, elimizde de bayağı bir hani üniversite özelliği nedir? Akademik özgürlük nedir? Bu özelliğin önündeki engeller nedir? Akademik özgürlük nasıl gerçek kılınır gibi bayağı da bir birikim oluştuğunu düşünüyoruz ama şunu geçen gün yine sevgili Serdar söylemişti, onu anarak söyleyeyim. Bu kadar büyük krizin içerisinde tümüyle akademik özgürlük ve özellik savunusuna odaklanmış bir platform kurulamadı mesela, bir dernek yani falan gibi. Bu da bizim Türkiye'de bu işlerin sırayı beklemekle sürdüğüne dair de bir kuşku doğuruyor kafamda. Yani bunu birazcık şimdi yüksek sesle düşünerek söyledim. Şimdi İHO'nun, yani İnsan Hakları Okulu'nun akademik özgürlük, bir insan hakkı olarak akademik özgürlük webinarından sonra bir sonuç bildirgesi yayınladı. Orada akademik özgürlüğü tarif ediyor. Aslında 97 tarihli UNESCO bildirisine referansla tarif ediyor. Şöyle, akademik özgürlük sadece akademisyenleri değil, öğrencileri ve idari çevresinde içerecek şekilde belli bir kamuoyu ilgilendiren, yani üniversite kamusunu ilgilendiren, temel insan haklarının teminatı olarak işler gören bir hak olarak tanınmalıdır. Şimdi böyle bir hak mak falan kavramları kullanmaya başladık mı, aynı zamanda yasadan da bahsediyoruzdur. Yani akademik özgürlükün üniversite kamusunun tüm bileşenleri tarafından sahip olunması gereken bir hak olduğunu söylüyorsak eğer, o hakkı tanıyan bir yasanın olması lazım. İşte bir tüzel kişilik olarak da üniversitenin bu yasanın taşıyıcısı olduğunu düşünüyoruz. Bu olması gereken. Ben hemen şunu söyleyeyim. Olması gerekenin hatırlanmasını dönüştürücü bir eylemlilik için kılavuz olarak görenlerden biriyim. O yüzden her zaman bunu bir, bu idealden niye bahsediyor bu kadın demesinler diye bunu müdahale ediyorum. Çünkü ideallerimiz olmazsa elimize yön veren kılavuzlar olmaz diye düşünüyorum. Ve o yüzden ne nedir sorusunun kıymetli bir soru olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi akademik özgürlüğü tarif ederek başlayacağım. Şimdi aslında da akademik özgürlük ve üniversite özelliği birbiriyle ilişkili ama iki ayrı nitelik. Üniversite özelliği bir kurumun sahip olması gereken bir nitelik. Akademik özgürlük ise o kurumun içerisindeki kişilerin sahip olduğunu düşündüğümüz bir nitelik. Yani akademisyenlere ve üniversite bileşenlerine ait bir nitelik. Başka şekilde söyleyeyim. Özellik aslında bir kurumun bir tüzel kişi olarak üniversitenin sahip olması gereken bir niteliği tarif ederken, akademik özgürlük tüm hak ve özgürlük meselelerinde olduğu gibi ancak icra edildiğinde gerçek olan ve görünen bir şeydir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Akademik özgürlük, o özgürlüğü gerçekleştirenler olmadığı sürece yoktur. Yani bir üniversite özelliği tek başına akademik özgürlüğü sağlamaz. Yani Orta Çağ'da da, yani 11. yüzyılda kurulan birçok Orta Çağ Üniversitesi çok özelliktiler. Ama oradakilerin akademik özgürlüğe sahip olduğunu söylemek o kadar kolay bir şey değil. O yüzden akademik özgürlük, araştırmacı, öğrenenin ve öğretenin, araştırmacının ve soruşturmacının ve işte tartışmacının icra etmesi gereken bir şey. Çünkü özgürlük böyle bir şey. Yani bu akademik özgürlük herhangi bir hak değil. Yani bir statü olarak tanınan, istersek kullanıp istersek kullanmayacağımız bir hak değil. Hani öyle birçok hak var. Yani seyahat özgürlüğü bir haktır. İstersek seyahat ederiz, istersek etmeyiz. Devlet tarafından engellenmediği sürece. Ama akademik özgürlük öyle değil. Eğer icra etmiyorsak yoktur. Yani gerçek değilse yoktur. Yani öyle bir şeydir. O yüzden akademik özgürlüğü diğer haklardan ayıran bir durumu var. Çok süre almamak için şimdi özellikten ne anladığımı
anladığımızı söylemeye çalışacağım. Özellik aslında yani çok herkesin bildiğine göre bir kendi kendini yönetme durumuna özellik diyoruz. Bu ne demek? Aslında üniversite söz konusu olduğunda bu ne demek? Kendi yasasına, yani yasama gücüne, kendi yargı gücüne, kendi kamusuna kimin girip kimin, yani kendi kamusal kişisinin kim olacağına karar verme yetkisine ve en önemlisi de kendi müfredatına, kendi ilkelerini belirleme gücüne sahip olmak anlamına geliyor. Bu böyle, bu özelliğin, üniversite özelliğinin anlamı bu. Bu çok önemli. Yani biraz önce Çiğdem'in başta söylediği, hani 2012'de sizin yazdığınız ilkeler, hani bizim yasamız var dediğiniz şeyler. Ya da Reşit Bey'in hani kendi yasasına sahip çıkma ısrarıyla Boğaziçi'nin farklılaşması, hani benim üniversite dünyasında Amerika dememe neden olan şey. Bu her üniversitede gerçekleştirilemediğini biliyoruz Türkiye'de bunun. Şimdi kendi yasasına, kendi yargı gücüne sahip olması ve kendi kamusunun, o kamusal alanına kimin gireceğini, yani öğrenciyi seçme, öğretim üyesini seçme, araştırma görevlisini seçme hakkına sahip olması aslında üniversiteye bir tüzel kişilik olarak kamunun verdiği bir yetkidir. Yetki olması gerekir. Şimdi bu panelin başlığıyla ilişkilendirerek söylemek istiyorum. Yani üniversite kendi otonomisini kamunun ona bu otonomiyi vermesi, bu yetkiyi vermesi sayesinde kazanır. Yani üniversitenin özelliği ancak devlet bu özelliği tanıdığı sürece mümkündür. Yani bir tanınma ilişkisi gerekiyor. Yani Romalıların dediği gibi cumhuriyet içerisinde bir cumhuriyete izin vermesi gerekiyor devletin. Ona ihtiyaç duyması, ona bir yetki vermesi gerekiyor. Şimdi bu tam bu nokta çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, cumhuriyet içinde bir cumhuriyete yapısal olarak zaten izin verebilir bir devlet değildi. Otoriteryan bir geleneğe sahip olan bir devlet olarak. O yüzden cumhuriyet içerisinde bir cumhuriyeti her zaman bir şekilde kontrol etmek, denetlemek, bazen ortadan, bu cumhuriyet fikrini ortadan kaldırmak, bazen düzenlemek ya da kendi cumhuriyetine benzer cumhuriyetler yaratmak şeklinde davrandı. Ve geldiğimiz noktada ki mesele şu, cumhuriyet içerisinde cumhuriyet fikrine de sahip olmayan bir devlet var. Yani başka bir şey söylemek. Yani üniversite tümüyle bir yönetimin tedbir aygıtlarından birine dönüştürülmüş durumda. Yani artık devletin üstelere bakışı, bilgiyi iyi kontrol etmek ya da işte ne bileyim kendi istediği bilgiyi üretmek falan da değil. Yani akademik hiçbir ilgiyle oluşmuş olan bir araçsallaştırma bile değil. Şimdi tam bu noktada akademik özgürlüğe geri döneceğim. Şimdi akademik özgürlüğün normatif tarifini yaptım ama mahiyetini biraz anlatmak istiyorum. Şimdi akademik, özgür bir akademik etkinlik derken neyi kastediyoruz? Aslında akademisyen dediğimiz kimdir diye sorduğumuzda aslında bir hakikatin peşinde koşan bir kişiden bahsediyoruz demektir akademisyen dediğimizde. Ama burada önemli olan bilmek istediği şeyi bilmeye yöneldiğinde kendi ilgisi, bu ilginin başka hiçbir ilgi tarafından belirlenmemişliğini kastediyor. Bu devlette olur, tüccarda olur, toplumun herhangi bir kesiminde olur, bir toplumsal kesimde olur, fark etmez. Yani akademik özgürlüğe sahip olan bir akademisyen derken kastettiğimiz şey, bilmek istediği şeye yönelik arzusunu kendi kendisinin belirlemesinden bahsediyoruz. Yani orada da bir özgürlük, otonomiden bahsediyoruz. Ve kendi bilgisini hiçbir şeyin, herhangi bir şeyin aracı olarak bir bilgiden, bilgi peşinde koşmama. Aslında hani felsefi olarak söyleyeyim, kendinde hakikatin peşinde. Hani bir şey için bilmeye çalışmayan, kendinde ve kendisi için bilme peşinde koşan kişi. Bu şu anlama gelmiyor. Elde ettiği bilgi bir takım faydalara ulaşabilir, onları kullanabilir, başkaları kullanabilir, kendisi oradan bir yarar çıkabilir ama bilgi, hangi bilginin peşinde koşacağını kendisinin belirleme gücünden bahsediyoruz. Buradaki kastettiğim şey şu,
akademik özgürlüğün taşıyıcısı olacak olanlar aslında kendi ilgisini başka hiçbir ilgi tarafından araçsallaştırmasına izin vermeyenlerdir. Yani bu devlet olur, piyasa olur, toplum olur, ideoloji olur. Şey yani mesela o yüzden Platon bile bir akademi niteliğini öğretiden önce soruşturmanın öğretiden önce geldiğini söylemiştir. Yani kendisinin koskoca bir öğretisi var kendisine. Böyle bir şey. Bütün bunları söylediğimiz aslında akademik özgürlük kendi ilgimizi gerçekleştirme gücüne sahip olacağımız bir ortama sahip olmayı da talep ediyor demektir. Şimdi yeniden özelliğe geldik. Üniversite özelliği akademik özgürlüğü garanti eden bir şey olarak kendisine ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Yani bizim akademik ilgimizi özgür bir biçimde gerçekleştirme gücüne sahip olmamızı mümkün kılan bir tüzel kişilik olarak üniversiteye ihtiyacımız var akademisyenler olarak. Yani akademi dışındaki bir akademisyen olarak söyleyeyim, üniversiteye hala o yüzden ihtiyacımız var. Çünkü bu ortamlar öyle kolay kolay üniversite dışında elde edilebilir şeyler değil. Onu biz tecrübe ettik ve biliyoruz. O halde biliyorum süremi de aşmak istemiyorum Çiğdem Hanım ama şöyle bir cümleyle bitireyim. Şimdi üniversite özelliği akademik özgürlüğün garanti edilebilmesi için sahip olması istenen bir şeyse, üniversite özelliği de ancak kamu ya da daha yüksek kelimeyle söyleyelim, devlet üniversiteye bu özerk olma yetkisini verdiğinde mümkünse, ki öyle, artık mesele siyasaldır. Devletin bu yetkiyi vermesini sağlayacak bir dönüşüm geçirmediği durumda üniversite özelliği sağlanamaz. Yani bu tanınma ilişkisini devletin bir cumhuriyet içerisinde otonom bir cumhuriyete yetki verme şeklinde bir bakış açısına sahip olmadığı durumda üniversite özelliği sağlanamaz. O yüzden mesele siyasaldır. Ve galiba üniversitelerin bir geleceği varsa bu gerçekten kamusallığın, yani kamunun ya da sözleşmelerimizin yeniden tarifi ve de devletin ittirilmesi gereken yerin yeniden tarifiyle ilgili bir şeydir deyip şimdilik burada nokta koyalım. Peki. Açık sesim. Çok teşekkür ederiz. Bütün bu kullandığımız kavramların içini doldurmak yönündeki katkınız için de teşekkür ederiz. Bu ilke ve aksiyon arasındaki çok sıkı bağlantıyı akademik üretim ve akademik özgürlük açısından kurduğunuz için de teşekkür ederiz. Kamusallıkla bitirdiniz. Şimdi ben Cemal Kafadar'a dönmek istiyorum. Kamu üzerine, kamusallık üzerine çalışan ve düşünen bir tarihçi. Onun söyleyeceklerini duymak istiyoruz. Bu arada Nilgün Toker birkaç defa Türkiye'nin Amerikası dedi. Amerika'dan acaba buna bir karşılık var mı gibi bir soru da canlandı kafamda. Ya da bu açıdan bir şey söyleyecek mi Cemal Kafadar diye de canlandı aklımda. Peki Cemal, sana devrediyorum. Çok teşekkürler. Ben de Nilgün Hanım gibi Boğaziçi üniversitelilere, öğrencilere, öğretim üyelerine saygı ve selamlarımı göndererek başlayayım. Yani 3-5 yıl önce buna benzer bir kampüste hareketlilik yaşanmıştı. O zaman da beni çok etkilemişti. Hatta kendine ait bir Roma kitabının girişinde Boğaziçi'li öğrencilere bana ilham verdikleri için teşekkür etmiştim. Şimdi de aynı şekilde saygılarımı sunarım. Şapka çıkartırım, kukuleta çıkartırım, börk çıkartırım. Hangisini istiyorlarsa. Biraz da Nilgün Hanım'ın söylediklerine devamı ya da onunla bağlantılı olacak. Kamusallığa değil de başka şeylere değinmek istiyordum önce. Ve bir tabii
felsefeci olarak konuştu. Ben de daha çok tarihçi olarak konuşacağım. İki farklı tarafını aydınlatırız bu şekilde umarım meselenin. Bir de özellik konusunun daha formel boyutlarına değindiler haklı olarak. Çok önemli. Bunu zaten tahmin ediyordum, umuyordum. Yasa, tüzük, prosedür gibi yerlerde özellik şekilleniyor büyük bir ölçüde. Ama özellik sadece buralarda aramak çok büyük bir yanlışlık olur. Yani bu tür formel boyutları olduğu kadar bence daha bile önemlisi sürdürülebilirlik açısından en formel boyutları. Formel açıdan bakarsak, birazdan bazı yerlerine değineceğim ama dünyanın çeşitli ülkelerinde çok farklı uygulamalar var. Hepsini hatta çoğunu biliyormuş gibi konuşamam. Ama şu veya bu şekilde, şu veya bu derecede hepsinde bir idari ve akademik özellik hassasiyeti vardır bildiğim kadarıyla. Ki bunu Amerika ile Avrupa ile de sınırlamadan konuşuyorum. Çeşitli yıllar 85'ten beri akademik hayatın içinde olduğum için işte diğer konuşmacılar gibi farklı tecrübeler, farklı ülkelerde, farklı jürilerde, farklı kurumlarda, danışma heyetlerinde bulunma imkanı oluyor. Bir nebze insan bir fikir ediniyor. Benim bildiğim hiçbirinde, dediğim gibi hepsinde bir çeşit idari ve akademik özellik hassasiyeti vardır. Bunun formal ve informal yapıları çok değişse de. Ama bildiklerimin hiçbirinde bu tür bir atama yok. Bir kere bunu hakikaten bir düşünmek ve bunun üzerinde de durmak gerekir. Bu panelde değil ille, daha genel olarak tartışmalarda. Neyse, atama modellerine ve atamanın kendisine sonradan dönmek istiyorum. İşin en formal tarafı dedim. Bu daha çok kurumsal hafıza, kurumsal gelenekler, kurumsal teamüllerin, dışarıdan fazla kurcalanmadan, dışarısı iktidar da olabilir, başka şeyler de olabilir, şirketler de olabilir. Bu yani nasıl bir ilişkiye girildiğine bakar, hiyerarşik olmadan. Tabii dışarıyla hep ilişki içindedir üniversite ve olmak zorundadır. Ama onun aldığı şekle göre kurumsal hafıza, kurumsal gelenekler ve kurumsal teamüllerin dışarıdan fazla kurcalanmadan o kurumda çalışan insanların yapa geldikleri üzere devam edebilmesi demektir benim kanımca. Yapa geldikleri üzere ya da böyle yapa gelmişlerdir deyimlerini Osmanlı metinlerini okuyanlar iyi bilirler. Osmanlı metinlerini pek okumadan onları hep Arapça ve Farsça ile dolu zannedenler belki şaşırır. Ama böyle çok güzel halk Türkçesi de vardır içinde. Ve ciddi formel metinlerde vardır. Ya mesela mahkeme tutanaklarında. Bu çok geçen bir ifadedir. Lonca gibi kurumların özelliklerini sürdürmenin bir numaralı argümanıdır. Bilenler bilir, Osmanlı tarihi çalışmaları önemli ölçüde bir kurumlar tarihidir. Hatta çok ilginç bir şey. Dünyada bir tek İstanbul Üniversitesi'nde zannediyorum bir müesseseler tarihi kürsüsü var. Osmanlı müesseseleri tarihi kürsüsü. Bazılarına tuhaf gelse de ben bunu çok anlamlı buluyorum. Çünkü bizim işimiz bir yerde çok uzun yüzyıllar boyu hayatiyetini sürdüren bir takım kurumları çalışmak. Bir yerde tabii sadece bunu değil, bunların toplumsal yankılarını, yansımalarını, etkileşimlerini çalışıyoruz. Toplumu daha çok ben ön planda çalıştığımı düşünüyorum ama hep bir kurumlar meselesi var orada. Yani biz Osmanlı tarihçileri kurumları biliriz. İşleyişini, tökezleyişini, toparlayışını çalışırız, düşünürüz. Ve biraz da bu perspektifle konuşuyorum. Kurumların, lonca çok iyi bir örnektir, mahkemeye çok sık geldiği için nasıl bir hukuki boyuta taşınabildiğini, bu en formel özerkliğin yapa geldikleri üzere bir nokta geldiğinde formel hukuki alana taşınması icap ediyor. Ve o noktada da o argümanın bir ağırlığı var. Çünkü belli bir özerklik alanı tanınmış. Tabii şimdi bu özerklikleri, bu kurumsal gelenekleri, teamülleri korumak konusunda aşırıya gidebilirsiniz. Sık sık karşımıza çıkan bir durum.
zerresine dokundurtmam diyebilirsiniz. Her türlü değişimi reddedebilirsiniz. Tutuculaşırsınız. Kurumların hikayesinde bu tabii sık sık karşımıza çıkan bir şey. Ama kurumun hayatiyetini, yaratıcılığını, üretkenliğini sürdürecek şekilde, yani tutuculaşmadan devamlılık sağlayıp sağlamadığı konusunda bence elimizde oldukça şeffaf bir kıstas var. Başarı. Sürdürülen, sürdürülmüş ve sürdürülebilir başarı. Bu gözden bakınca Boğaziçi Üniversitesi için dışından konuşuyorum, böbürlenmek sayılmaz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Boğaziçi Üniversitesi başarılı bir kurumdur. Türkiye'nin tek başarılı kurumu değildir çok şükür. En başarılı olup olmadığı çok tartışılır. Ama başarılı bir kurumdur. Kendine has bir geleneği olan, inişli çıkışlı da olsa başarılı, muteber, güzide bir kurumdur. Bu kelimeler boş değil ve boştan kazanılmıyor. Ayrıca bunu biraz daha açalım. Geleneği olan başarılı bir kamu üniversitesidir. İstanbul Üniversitesi gibi, İTÜ gibi. Uluslararası akademik camiada ve iş dünyasında bunun çeşitli yansımaları sürekli karşımıza çıkıyor. Yine uzun yıllar akademik kurullarda, jürilerde, heyetlerde, çeşitli ülkelerde, tabii daha çok Amerika'da, biraz Türkiye'de bulunmuş olarak çok rahatlıkla söyleyebileceğim, tak 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 gözlem olarak bütün meslektaşlarımla paylaştığım birkaç şey söyleyeyim. Öğrenci kabullerinde, kabul edilmişlerse performanslarında, sadece tarihi kastetmiyorum burada, fizik, astrofizik, sosyoloji hepsi dahil. Konuşma ve konferans davetlerinde, dünya literatürüne mal olan yayınlarında, ortak projelere aldıkları davetlerde, dünya çapında bilim insanları ile teşrik-i mesai içinde faaliyetlerini sürdüren Asya çalışmaları, Bizans çalışmaları, Matematik Derneği gibi yapılara ev sahipliği yapmakta. Buradan Selçuk, Nevra ve Betül'e de selam vermek istiyorum buradalarsa. Ama bunun gibi tabii başka yapılar da var Boğaziçi Üniversitesi'nin içinde. Onları da düşünerek konuşuyorum. Hasbelkader yakından tanıdığım kurumlar bunların bir kısmı. Kamu Üniversitesi sözünü biraz açmak istiyordum. Çiğdem'in davet ettiği gibi ama zaman yeni. Yani sadece şunu söyleyeyim burada. Kamu demek, devlet demek değildir sonuç olarak. Hani devlet demek olduğu bir yer vardır. Nilgün Hanım'ın çok haklı olduğu gibi. Ve o kamu üzerinde çok yazmış biliyorum. Okumak istiyorum. O bibliografiye yeni baktım. Yani neoliberal çağımızın en önemli özelliği, bir cümlede kendi kanaatimi söyleyeyim. Kamu ya da amme hukukunu, yararını koruyup kolladığı kadarıyla kamu adına hareket eden ama neoliberal çağın dinamiklerine göre aslında kararlarını veren, uygulamalarını yapan bir devlet yaratmış olması. Bu devlet kamu adına hareket eder, kimi zaman da hak eder ama kamunun yerine asla geçemez. Bu tartışmayı bence çok daha derinlikli bir şekilde tarihçilerin, felsefecilerin, özellikle de tabii Türkiye'de şu anda kamu üniversiteleri üzerine düşünenlerin devam ettirmesi gerekir. Kamu ile devlet arasındaki ilişki neoliberal çağda bilhassa çok çatırdadı, değişti, dönüştü ve bunu yeniden ele almak, bir takım devlet kurumlarının biz kamunun yerine geçer, hareket eder, konuşuruz tavrını öyle kolayca kabul etmemek gerekir kanaatindeyim. Neyse, bütün başarılı kurumlar gibi Boğaziçi Üniversitesi başarı eğrisi inişli çıkışlıdır. Birçok kusuru eksiği vardır ama itibarı ve cazibesi hep oradadır. Bir yandan 150 yıllık bir hafızası olan bir kurumdan konuşuyoruz. Bir yandan da şimdi hani Boğaziçi işte bu Amerikanlığı, Robert Kolej geçmişi hep vurgulanır ve çok önemlidir tabii ama Boğaziçi bir yandan da 50 yıldır bir kamu üniversitesi. Dile kolay yani. Sırf bu yanıyla yarım yüzyıllık bir tarihi olan bir kurumdan bahsediyoruz. Bu başarı kriterini de çok
özcü bir şekilde sadece bir takım kurumlara yakıştırarak kullanmak istemiyorum. Yakından takip edince Türkiye'deki yayınları, özellikle kendi sahamda tarih, sanat tarihi, ilahiyat, İslami çalışmalar, Türkiyat çalışmaları, çok çok iyi işler yapılıyor. Biliyor musun? Yani hep şikayet ediyoruz bir takım vasat altı işlerin yaygınlaşmasından. Bu da doğru nitekim. Ama Türk akademik hayatında başarıyı kovalayan, rekabetçi, biraz da birey düzeyinde çok 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 saygı duyulacak meslektaşlar var. Onları da zaman ve imkan ve devamlılık ve sürdürülebilir yapılar sağlamak lazım. Yani Boğaziçi oluşturmuş diye başkaları geleneğini oluşturmayacak değil. Bir takım kurumlar çok yeni Türkiye'de. Ama Boğaziçi tek değil, tekrarlıyorum. Yani ben Fatih'te yaşadım gençliğimin çok büyük kısmını. İstanbul Üniversitesi benim için hani üniversitedir. Çok önemlidir ve tabii ki çok büyük gelenekleri vardır. Ankara'da bilhassa dil, tarih, coğrafya biz tarihçiler için bir tanedir. İşte İTÜ'dür, ODTÜ'dür, şudur budur, daha da sayabilirim. Yani Boğaziçi'nin direnişini elitizm ve biz biriciyiz şeklinde yorumlamak isteyenler ya yanılıyorlar ya kötü niyetliler. Ben başından beri bu olayı izlemeye çalışıyorum ve yakından izlemeye çalışıyorum. Bir ayrıcalık istendiğini sanmıyorum. Her üniversitenin geleneğine sahip çıkma hakkını, böyle bir sahip çıkma imkanının gerekliliğini savunuyorlar görebildiğim kadarıyla. Ve daha 8 yıl önce Çiğdem'in az önce sözünü ettiği bütün üniversiteler için özellik içerecek bir çalışma neşrettiler. Boğaziçi Üniversitesi'nin metni. Oranın başlığını okumak isterim. Bu ayrıcalık, biz biriciyiz, bizim gibisi yok ithamını yapanlara. Kamu üniversitelerinin yapı ve işleyişine ilişkin temel ilkeler. Boğaziçi Üniversitesi olarak 150 yıllık birikimimizden hareketle ülkemizde yüksek öğretimin tabi olduğu kurallar ve üniversite sisteminin yeniden ele alındığı bu günlerde kamu üniversitelerinin yapı ve işleyişine ilişkin olarak esas alınmasını gerekli gördüğümüz temel ilkelerimizi şu şekilde ifade etme gereği duyduk. Ben burada Türkiye'nin kamu üniversitelerine yönelik toplu bir talep, toplu bir çalışma hevesi, toplu bir ideal görüyorum. Diğer maddeleri okumak istemiyorum ama bu metin, ki bildiğim kadarıyla şu anda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki arkadaşlar bu metni geliştirmek ve yeniden günün şartlarına göre hazırlamak istiyorlar. Bu tabii çok güzel olur. Şimdi bir üniversitenin kendi geleneklerine, bu en formal geleneklerden yine söz ediyorum, kendi geleneklerine sahip çıkmasının bu boyutuyla ilgili bir örnek vereyim. Harvard'dan bizim için sonu iyi biten ama biraz utanç verici bir örnek. Bizim iki önceki rektör Larry Summers, bazılarınız hatırlar, görev süresi nispeten kısa oldu Larry Summers'ın. 5 sene. Yani son 100 yılın rektörleri içinde hastalık veya ölüm gibi bir sebep yoksa en kısa, bayağı kısa bir dönem. Çünkü 2005 yılında yaptığı bir konuşmada kadın öğrencilerin ve kadın akademisyenlerin üst düzey fen bilimlerinde ve mühendislikte erkekler kadar temsil edilmemesini erkek kadın arasında bir yetenek farkı olarak açıklamanın mümkün olacağını iddia etti. Bu konuşmayı 2005 yılında yaptı. Kampüs buz kesti tabii ve sonraki aylarda ne hocalarla ne öğrencilerle yıldızı barışmadı. Nitekim çok iyi bilindiği üzere birkaç ay sonra da istifa etmek zorunda kaldı. Hissetti kendini. Herhangi bir formal yapıyla olmadı bunlar. Ve kurumun değerlerine aykırı bir, dediğim gibi, hatta utanç verici bir şey söylemiş olduğu için yerini kaybetti. Formel olarak Kaliforniya'da Berkeley'den örnek vermek istiyordum ama soru olursa sonradan devam edelim. Sadece bir şeye değineyim. Berkeley Üniversitesi'nin, ki o bir kamu üniversitesi mesela, Harvard
tam anlamıyla bir kamu üniversitesi değil, hatta bir özel üniversite ama kar amacı gütmeyen bir özel üniversite. En azından öyle iddia ediyor. Bunu da tartışanlar var tabii. Çünkü harbiden emlak vergisine tabi değil kar amacı gütmediği için. Ama kar amacı gütmese de aslında özel bir kuruluş ve özel çıkarlarını güdüyor diye bu yanını eleştirenler var. Bir kenara bırakıyorum. Berkeley'in, dediğim gibi, Kaliforniya Üniversitesi Sistemi, Eyalet Üniversitesi, gerçek bir kamu üniversitesi. Çeşitli kampüslerde üstünde Cumhurbaşkanlığı parlamenter sistem gibi bir rektör var ama aslında kampüsleri yöneten chancellor'lar var. Asıl rektörler onlar, fiili olarak. Onların seçecek kurulda nazırlar heyeti, onlar da mütevelli heyeti değil, regents. Öğrenci bile var. Bir öğrenci temsilcisi var. Yani konu bütün modellere bakacak olursak çok farklı şekillerde dallanır, budaklanır. Sadece bir özellik meselesinden öte bir üniversiteyi oluşturan bileşenler kimlerdir ve hangi imkanlarla, hangi güçlerle, hangi haklarla üniversite yönetimine katılabilirler diye bir ikinci soruyu hemen sormak gerekir. Neyse, Boğaziçi'ne dönüyorum. YÖK bildirisinde son olaylarda daha önce de bunun olduğu ve dışarıdan bir rektör atandığı örneği verilmiş. Bu çok talihsiz bir tercih. O günleri bilenler çok iyi bilirler. Zaten Reşit Bey çok güzel anlattı kendi başından geçen diye ama ben de sadece gazete haberlerinden değil bizzat kendi hayatıma dokunduğu için biliyorum. Biz 1984 senesinde Boğaziçi Üniversitesi'ne eşim ve ben öğretim üyesi olmak için başvurduk. YÖK başlamıştı, hala nereye gideceği belli değildi. Zor bir dönemdi ama mümkün belki diye düşünüyorduk. Tam o günlerde tarih bölümünün başına gelen çeşitli şeyler oldu. Burada girmek ihtiyacı hissetmiyorum. Ve başvuruyu çektik. Kader başka yerlere götürdü. Başka bir şikayet edecek bir şey yok falan. Ama öte yandan kaç insanın, yine ben tarihli bir şekilde sıyrıldım. Kaç insanın hayatına nerelerden dokundu o dışarıdan rektör diye kısaca bir cümlenin içinde güya bugüne benzetilebilecek bir örnek olarak verilen ve o benziyorsa da çok talihsiz bir benzeme. Söylemeden duramayacağım. Bu özel meselesinden bağımsız son bir şeye değinmek istiyorum. Yetkilerini ve gücünü nasıl tanımlarsa tanımlayalım. YÖK veya başka karar mercileri doğru karar vermemişse bu başlı başına bir tartışma konusudur bir kere. Olmalıdır. Yani herhangi bir kamusal alanda özgürlük olduğu kadarıyla olmalıdır. Bu karar daha ilk duyduğum anda hissettiğimi ve tabii bu yanıltıcı olabilir. Sonraki izlemelerle, okumalarla, düşünmelerle devam eden izlenimi söyleyeyim. Yekta Saraç Bey'e bir mesaj da yolladım. Bu karar yanlış bir karar. Çok çok kötü yanlış bir karar. Eğer bu bir burun sürtme girişimi değilse, ki öyle olduğunu düşünmek istemiyorum. Bu kelimeyi İbrahim Kalın çok iyi bilir. Ehli rey ve tedbirin vereceği bir karar değil bu. Bu kararın gerek okulda, gerekse uluslararası akademik camiada nasıl algılanacağını öngörememek bir basiret tutulmasıdır. Ve uluslararası akademik camia demişken sırf Amerika'yı düşünmeyin. Buyurun Meksika'da, Hindistan'da, Japonya'da, Türkiye çalışan meslektaş ama öyle bir resmi ziyarette değil. Gerçek insani gündelik sosyal ilişkiler içinde Türkiye çalışan meslektaşlara bir sorun Boğaziçi Üniversitesi'ne veya İslam Teknik Üniversitesi veya ODTÜ'yü. Dolayısıyla bu karar şu anda tedris ve tetkik ile uğraşması beklenen hocalar ve öğrenciler için büyük bir vakit israfı, büyük bir üzüntü kaynağıdır. Zararın, yani bu kararın neresinden dönülse kârdır deyip bitiriyorum.
Teşekkürler ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz Cemal. Peki. Sadece teşekkür etmek istiyorum aslında. Ama aynı zamanda bu en formal özellik kavramını da ortaya attığın için de bunun da bir daha altını çizmek istiyorum. Çünkü aslında Boğaziçi Üniversitesi'nde 1992'de yapılan tam da böyle bir şeydi. Yani bizim pratiğimiz budur, teamüllerimiz bunlardır, biz bunu yapıyoruz dendi ve sonra bu kabul edildi. Dolayısıyla kurumlar kurumsal çerçeveler içinden düşünmek bir tarafa, bunu da yapmamız gerekiyor ama bir yandan da bu en formalite kavramı içerisinden de düşünmenin ne kadar aslında merkezi olması gerektiğini bir kere daha bence altını çizmiş oldun. Bu kamu devlet ayrışması, bölünmesi konusu da bence biz kamu üniversitesi deyip duruyorsak yine devamen düşünmemiz, tanımlamamız gereken durumlardan bir tanesi. Peki ben bütün konuşmacılarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi programımıza göre bir aşağı yukarı 15-20 dakikalık bir süreyi sorulara ayırmak istiyoruz. Burada biriken birkaç soru var. Bunları okuyacağım. Sonra gene son yarım saatimizi bir 10'ar dakika daha katılımcılarımıza teslim etmek istiyoruz. Birbirlerine karşılık vermek isteyebilirler. Sorular üzerinden daha fazla ya da vakte sığdıramadıkları şeyler varsa devam edebilirler. İlk sorudan başlıyorum. Mehmet Enes Atik, Reşit Hoca'nın hattın değil sattın savunulması ve korunması üzerine ve iktidar üniversiteleri çoğaltıp böl ve yöneti çok iyi yaptı. Bu nedenle birleşmeliyiz cümlesine yönelik bir soru sormak istiyorum. Bahsedilen satıh yalnızca akademisyenler için değil, üniversiteyi var eden bütün bileşenlerin, bu Cemal Kafadar'ın da biraz önce değindiği mesele, kampüs emekçisi, öğrenci, akademisyen satıhı değil midir? Bu nedenle bütün bileşenler olarak bir mücadele içinde olmamalı mıyız? Arkasında durduğumuz şey de üniversiteyi biz hep birlikte beraber yönetmek istiyoruz. Olmamalı mıdır? Bu soru bana mı yoksa nasıl? Bu soru, siz cevaplayın isterseniz. Erol olarak araya girdim. Sana gelmeyip bize gelmiş olan sorular da var sanırım. İsterseniz soruların hepsini bir okuyalım. Ondan sonra soruları, cevapları peki da içeren ikinci bir tur yapalım. Öyle olur mu? Tamam, daha iyi. Tamam, tabii ben ki. Ben o zaman gelenleri... Siz bana gönderiyor musunuz sizde onu olanları? Onu yapamadık. Ha. O yüzden... Onu sen okuyacaksın. Ben hızla onları, gelmiş olanları okuyayım. Bir tanesini tamam, sen okudun. Diğerleri bize geldi sanıyorum. Anladım. Şimdi, bana gelen başka sorular da var. Bunlar sizde var mı? Berat Hanis Nedaroğlu, ben Cengiz söyleyeyim, Van Öztürk. Ben söyleyeyim. Tamam, sen oku. Eksik sen kalırsa söyleyeyim. Ben de devamen buradan okurum. Engin tamam. Coruslu diye geçiyor isim. Reşit Hoca'ya soruyor o da. Sadece üniversiteleri savunmak, üniversiteleri korumaya yetecek mi sizce? Tüm bileşenleriyle tüm üniversitelerin rektör atamalarına direnmesini katiyen küçümsemeksizin sordum bu soruyu. Bir küçümseme değil, olabilirlik sorusu diyor. Ondan sonra Mehmet Enes Atik'i sen okudun. Bir tane de Nilgün Toker'e bir soru var Mehmet Enes Atik'ten yine. Evet. O var mı sizde? Sen oku istersen. Peki, Nilgün Hoca tanınmadan ve Cumhuriyet içinde Cumhuriyet'ten bahsetti. Bu tanınma mücadelesinin üniversitelerin öz yönetimini savunan tüm bileşenlerin olduğu bir meclisle olabileceğini düşünüyor musun? Parça parça
hoca ayrı, öğrenci ayrı, emekçi ayrı mücadele verdikçe başarısız olmamız kaçınılmaz değil midir? Herkese sorum, parantez içinde. Ben de Fatih'in yorum sorusunu aktarayım. Merhaba hocam diyor. Programın düzenleyicilerine öncelikle teşekkür ederim. Reşit Hoca tecrübelerine dayanarak üniversitelerin 80'li yıllarda veyahut öncesinde herhangi bir haksızlık ve hukuksuzluk durumunda örgütlenip ortak bir hareket zemini oluşturabildiklerinden söz etti. Bu kolektif tepkinin caydırıcı etkisine değindi. Ancak günümüzde siyasi iktidar üniversiteleri çoğaltarak böldüğüne dikkat çekiyor ya da bütünlüğü sağlamanın önüne engel koyduğuna dikkat çekiyor. Aşağı doğru devam ediyor, onu bulacağım şimdi. Ve devamını getiriyorum. Aslında bir anlamda günümüzde kurumsal olarak üniversitelerin çoğalması, hocamızın söz ettiği üniversitelerin azalmasının başat faktörü olarak karşımızda bulunuyor. Akla ziyan düzenlemeler vasatlığı besleyen en önemli faktörler arasında tekrardan bir birliktelikten söz ediyor. Peki bu nasıl sağlanacak? Bunun için yeni bir yapılanmaya, örgütlenmeye ihtiyaç olduğu kanaatini düşünüyorum. Trakya Üniversitesi'ni temsilen bunu yazıyorum. Artık bu merkezi atamalar ve bu atamaların rektörlük ve çevresine enjekte ettiği nüfus, akademik bir mafya türünü yeniden doğurdu. Bu despotizme ivedi olarak karşılık verilmesi gerekiyor. Peki nasıl birlikteliği sağlayacağız? Bu hayati bir önem içeriyor. Peki. Bu kadar. Peki. Burada da Berat Haznedaroğlu'ndan bir soru. ABD'de rektörleri mütevelli heyeti atıyor. En iyi yönetecek kişi seçimle değil yetkinliğe bakılarak atanır gibi şeyler söyleniyor. Rektör Bulu da benzer şeyler söyledi. Gerçekten de ABD'de öyle mi? Berat bunu YouTube'dan aktardı. Peki. Evet. Yani burada da gördüğüm için okuyorum. Tamam. Son bir soru, buradaki son soru Cengizhan Öztürk'ten. Özerk üniversite ve akademik özerklik devletimiz dümeninde olanlar tarafından geri çekiliyor. Bunun sebebi ya da PR çalışması şu şekilde. Biz tüm ülkeyi yönetmek için seçildik. Hayallerimiz var. Örnek milli uçak yapacağız ya da şu ilde yeni üniversite açacağız. Ama siz bize yardımcı olmuyorsunuz. Kafanıza göre işler yapıyorsunuz. Dünya bize karşı, ekonomimiz de darda. Çok acil sorunlarımız var. Hangisine katkı sağlıyorsunuz? Ben Zeynep Gambetti. Bitmedi. Bu tür söylemler sonrası yapılan atamalar, müdahaleler kendi ülkenin ayağına tabii ki kurşun sıkıyor ama oy getirebiliyor ya da gündemi meşgul edebiliyor, hedef şaşırtabiliyor. Onlar bizim işimiz değil, iyi bir strateji değil kanımca. Gündelik politika yapan keskin taraflar arasında kalıyoruz, itiliyoruz. Nasıl bir politik, pragmatik strateji geliştirmek lazım bugünlerde? Sorum tüm panelistlere diyor. Zeynep Gambetti'ninkini aktarıyorum. Özellikle Nilgün Toker'e şunu sormak isterim. Günümüz koşullarında üniversite özerkliği mücadelesini Boğaziçi'nin dışına taşımak ne kadar mümkün? Daha geniş bir mücadelenin somut talepleri ne olabilir? Peki. Bir not okuyorum. Berat'ın sorusu Sevgi Pavlovna'nın sorusuydu diye bir not gelmiş. Onur Eylül Kara'dan bir soru var. Düşüncenin, felsefenin imkanını akademiyle ya da üniversiteyle özdeş kıldığımızda zaten daha baştan düşünmenin özerkliğini tehlikeye atmış olmuyor muyuz bugün? Spinoza, felsefe zihinsel özerklik ister diyerek üniversiteden gelen teklifi kabul etmemişti. Diğer bir soru Evren Sünnetçioğlu'ndan, kadın üniversitesi fikri ve tartışmasının kamusallık ile ilişkisi hakkında düşünceleriniz nedir? Bu da belli bir kişiye değil, sanırım tüm panelistlere sorulmuş. Sorularımız bu kadar. O zaman isterseniz biz yine başlangıç sıramızdan giderek süreye bakmaya çalışıyorum. Bir 40 dakika kadar süremiz var. Sırayla söz verelim panelistlerimize. Sorulara istedikleri yerden cevap verebilirler. Reşit Bey'den o zaman ben başlayayım mı?
Tamam. Bir 10-12 dakika gibi alırsanız ya tabii, da daha az da olabilir. Yok, sonradan da olsun, devam ederiz. Şu iki soru var. Doğrudan benim söylediklerimle ilgili gibi görünüyor. Bu da üniversiteler bundan sonra ne yapmalı ve kimler katılmalı böyle bir girişime, mücadeleye diye bir anlamda. Çoğalan üniversitenin aynı zamanda çok daha kolayca bölünebileceğine dair bir görüş de var. Çok tabii 10-15 dakikalık bir sürede ben bu konuda bütün düşündüklerimi tabii ki aktaramam. Hemen belirteyim, ben üniversiteyle ilgili olarak yapılacak mücadelenin üniversitenin bütün ögelerini içermesi gerektiğine inandığım gibi aslında onun ötesinde çok önemli bir konunun ihmal edildiğini düşünüyorum. Bu bizim üniversitelerin tarihsizliğinden kaynaklanan bir şey. Bizim üniversiteler tepeden kurulmuştur, tavandan kurulmuştur ve yasayla kurulmuştur. Boğaziçi'de dahildir buna, bir yasayla kurulmuştur. Abdullah Kral'ın kitabını okuyun, o bakımdan nasıl kurulduğuna dair çok ilginç şeyler, bilgiler veriyor. Halbuki üniversitenin kendisine baktığınız zaman tabandan gelir. Yani bir meraklı, doğruyu arama, bilgi edinme, kendini anlama, evreni anlama, bütün bunlar içinde meraktan doğan bir kurumdur. Fakat Türkiye'deki kurumlar maalesef böyle olmamıştır. Yani bir öykünmeyle kurulmuştur. 1846'da bir yasayla gündeme geliyor. O bakımdan üniversitenin yeniden zihnen yapılanması lazım. Burada üniversitede çok iş düşüyor ve üniversiteye, öğretim üyelerine, gençlere de hatta sorumluluk düşüyor. Çünkü biz topluma mal etmedik üniversiteyi. Ve üniversite toplum olarak da üniversiteyi kolay kolay benimsemiyor. Bunu görmemiz lazım. Boğaziçi'ni bile çok benimsemiyorlar. Herkes çocuğunun Boğaziçi'ye girmesini istese bile eleştiriye gelince Boğaziçi ilk planda, ilk cephede olan bir kurum. Çünkü bazı şeyleri görmek çok kolay. Basında aleyhteki yazıları biliyorsunuz. Üniversite kendisini anlatamamıştır. Dolayısıyla biz kendimiz de çok iyi anlamış değiliz. Onu da belirteyim. Eğer kendimizi çok iyi anlamış olsaydık, üniversite olarak neyiz, ne yapmamız gerekiyor? 1960'tan sonraki 147'ler olayın olduğu gibi, nasıl o 5 rektör istifa etti ve çok şeyler değişti zamanda. Üniversiteler YÖK'le beraber bir şekilde ayağa kalkabilirdi. Ve bir solidarite içinde bir güç birliği yaparak her düzeyde öğrencilerle, öğretmenleriyle, çalışanlarıyla ve hatta üniversiteleri besleyen toplumun ögeleriyle birlikte bir şeyler yapabilirdi, yapmadı. Bunu yapmazsa kazanamayacağız. Bunu yapmazsa kazanamayacağız. Onu özellikle belirteyim. Dolayısıyla ben üniversitenin sorumlulukları yanında hakları var derken sorumlulukla da hakları da açmak isterdim. Çok kısaca bahsedeyim. Sorumluluklarımız arasında yapmamız gereken bir şey bizim toplumla da ilişkimizin çok iyi olması. Bakın Berlin Üniversitesi kurulurken 1810 çok önemlidir. Gidiyorlar belediye reisine, Berlin belediye reisine ve bir yerler istiyorlar. Belediye reisi diyor ki tamam da siz benim için ne yapacaksınız? Yani üniversitenin toplumda bir alışverişi olması lazım. Fakat ilginçtir, Alman İmparatoru o üniversiteye bir saray hediye ediyor. Araştırma enstitüsü olarak kullanmak üzere. Şimdi böyle bir ilişkiler var orada ve bu kolay olmamış. Biz de size gördüğünüz gibi tepeden hayallerimiz var. Ne demek bir devletin hayalleri olabilir ama üniversite hiçbir şekilde bunun bir doğrudan aracı olmamalı. Üniversite bazı konuda teşvik edilebilir. Üniversitedeki hocalar bu şekilde belki teşvikle ve yönlendirmeyle bazı şeyleri yapmaya yönlendirilebilir ama üniversitenin devletin belirli bir amacı olduğunu kullanacağı bir araç olma durumu içinde olmaması lazım. Ve bu iktidar bunu maalesef yapıyor. Cemal Bey'in bir söze affına sığınarak katılmadığımı belirteyim. Basiret tutulması diyor. Katiyen öyle bir şey yok. O kadar planlı, o kadar stratejik, o kadar akıllıca düşünülmüş bir plan var ki. Cemal Bey emin olun 2003 yılından beri
Bu adamlarla mücadele ediyoruz. 2003 yılından beri adım 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 üniversiteyi teker teker ele geçirmek için muazzam strateji kazanıyorlar. Bunlar olurken bakın biz sustuk. Bir gecede Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi kuruldu. Olabilir, güzel, o da tepeden ama ayrı mesele. Sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Orada artık belirli bir dinamiği olan, belli şekilde kendi kendisi izah eden Selçuk Üniversitesi'nin bir fakültesini hocaları binası ve öğrencileriyle transfer ettiler. Bu üniversite tarihinde görülmemiş bir facia bu. Bizim hiçbirimize ses çıkmadı. Uzakta bir yerde. Ama değildi. Sonunda adım adım buraya geldiler. Ve bunun bedelini ödüyoruz. O bakımdan bir de şey var. Satıh ve hat meselesi. Hat artık konu değil. Yani sırf Boğaziçi, sırf ODTÜ, sırf İTÜ değil. Bütün üniversiteler, Türk üniversiteleri hatta Türkiye'de üniversite kavramının yeniden gündeme gelmesi lazım. Üniversite kavramındaki en önemli şey dediğim gibi üniversitenin kendi içinde, kendi dinamikleriyle sorması, sorgulaması, araştırması ve özgürce fikirlerini anlatabilmesi lazım. Türkiye'de bugün bu mümkün değil. Ben size saatlerce konuşup örnekler verebilirim. Emin olun değil. Onu kırmanın yolu da artık bütün üniversitelerin işbirliği yapması ve eğer böyle giderse bunun sadece üniversite açısından değil bütün toplum açısından büyük bir faciaya doğru gittiğimizin görülmesidir. Basire tutulması yok. Çok inanılmaz bir plan var. Onu da bilelim. Benim diyeceklerim bu kadar. Buna bir cümle söyleyebilir miyim? Bir anında tabii, diye. Tabii. Reşit Bey şöyle dedim. Bir burun evet. Sürtme girişimi değilse. Evet. Tamam. O... Yani ama değil. Görünen o. Ama evet. Madem ciğer tamam. Buysa kedi nerede? Meselesi. Evet. Tamam. Çok doğru. Peki. Teşekkür ederiz Reşit Bey. Ben Bilgün... galiba evet. Vallahi ben de bu tartışmaya bir cümleyle bir şey. Bence burun sürtmenin bile ötesinde olduğu kanaatindeyim. Evet onu iyi düşünmek lazım. Yani bu bir Boğaziçi'ne haddini bildirmeden ibaret bir şey değil. Yeni rejim inşa edici bir rejim değil. Ya da sadece cezalandırıcı bir rejim de değil. Bozucu, bozarak kendi tahakkümünü yerleştiriyor ve bu yüzden de aslında esas olarak saldırdığı şey gelenekler. Hani ben tamamen katılıyorum. Üniversite dediğiniz şey gelenektir. Ve bu zamana kadar Boğaziçi'nin tırnak içerisinde bir özellik algısı içerisinde yaşamasını mümkün kılan şey de o geleneği sayesindeydi. O geleneğe bir müdahaledir ve bayağı şiddetli bir müdahaledir. Ve ancak bu şiddetli müdahale olduğunda Boğaziçi şaşakaldı ve şu cümleyle anladı kendini. Boğaziçi'ne bile yapılıyorsa ortada ciddi bir kötülük var diye. Bile kelimesini Boğaziçi'lerin Twitter'daki tüm paylaşımlarında okuduğum için biliyorum. Bu bile bir itirafı da gösteriyor. Bu bir kötülük vardı ama bize bile yapılıyorsa artık bir kötülüğe bir dur demek lazım şeklinde. O gelinen nokta en güçlü geleneğe saldırmak. Bir sırada ODTÜ var muhtemelen yani güçlü geleneklere saldırmak meselesi ya da ODTÜ buna nasıl direnir bilmiyorum. ODTÜ'nün zaten geleneğine epey saldırıldı. Arazisi salındı, bilmem ne yapıldı, bir şeyler yapıldı falan. Şimdi ben hemen başta bir düzeltme yapayım. Bizim Serdar'la bir makalemiz var. Kamusuz Cumhuriyet'ten kamusuz demokrasiye diye. Hatta makaleyi yeni rejime doğru uzattık. Epey konuştuk ama henüz yazamadık. Yazacağız inşallah. Kamusuz demokrasinin sonu dedik. Yani ben kamu ve devleti özdeşleştiriyor değilim. Ama şu iddiadayım. Kamudan anladığımız şey bağımsız bir müzakere alanıysa, yurttaşlar arası bir müzakereyse, Türkiye Cumhuriyeti'nde bu bağımsız bir yurttaşlar arası müzakere alanı güçlü bir şekilde kurulamamıştır. Ne Cumhuriyet döneminde kurmuştur ne de demokrasiye geçirdiğinde kurmuştur. Ara ara parlayan anları olmuştur bunun ama hızla kapatılmıştır. Ve yeni rejim bu alanı tümüyle kapattı bir müzakere alanı olarak kamuyu. Ortada devlet dışında yani resmi anlamındaki kamu dışında bir kamu yok. Zaten galiba vazifemiz
Eğer biz üniversite özelliği ve akademik özgürlüklerimizin garantisi altında olacak, yani akademik özgürlüğün ev sahibi olabilecek bir üniversite yaratacaksa, bu kamusallığı da yaratma ihtiyacımız var. Benim söylediğim şey oydu. Haşa kamuyla devleti özdeşleştirmiş değilim. Kendi akademik iddialarıma aykırı olur. Yani öyle bir şey anlamayın diye onu söyledim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Özellik, yani üniversitenin bağımsızlığının formelliğine ısrar ettim. Doğru. Çok doğru. Çünkü en formel özelliği ne kadar kırılgan olduğunu yine Boğaziçi'nde şimdi görüyorum. En formel özelliğin çok kıymetli olduğunu kabul ediyorum. Çünkü ancak onun sayesinde o akademik özgürlük icra edilebiliyor. Buna asla itiraz etmem. Ama en formel olanın tırnak içerisinde söylüyorum, bir yasa tarafından onaylanmadığı sürece dayanıklılığı, burada çok alentçi bir şey söyleyeceğim ama yani hukuk bunu dayanıklı kılan şeydir. O yüzden ihtiyacımız var. Yoksa etkinliğin kendisinin zaten önemli olduğunu söylüyorum akademik özgürlük için. Ama bu etkinliği garanti altına alacak bir normatif çerçeveye ihtiyacımız var. Yani akademik özgürlüğün icrası için. Yani en formel olanın dayanıklılığını sağlayacak bir hukuk mücadelesi de onunla birlikte gitmek zorundadır diye düşünüyorum. Ama hukuk mücadelesinin esasen siyasi bir mücadele olduğunu bilerek ve bunun bir kamusal müdahale gerektirdiğini bilerek söylüyorum bunu. Üniversite özelliği derken sürekli devletten bağımsızlığını konuşuyoruz. Ama aslında piyasadan bağımsızlığı da özelliğinin bir koşuludur. Ben Boğaziçi'nin bir şansını mesela içinde tıp fakültesi olmamasına bağlarım ODTÜ'nün de. Yani onun dışındaki tüm üniversitelerin özelliğini zaten sürekli erozyona uğratan, içinde sürekli piyasayla çalışması gereken koca bir ve çok büyük fakültelerin, tıp fakültelerinin olması. Tıp fakülteleri yönetir tırnak içerisinde üniversitelerin çoğunu Türkiye'de ve tıp fakülteleri hem para kazanır, hem hizmet verir, hem meslek öğretir falan ve bir süre sonra üniversiteye hakim olurlar. Ve tıp fakültesi zihniyete hakim olur. Yani anladın mı? Yani işleve indirgenmiş öğretim üyeleri, hizmete indirgenmiş, para kazanmaya falan. Yani bu tıp fakülteleri de üniversitelerin ahlakını bozan bir şeydir. Yani ben çok kançı bir şey söyleyeceğim. Eleştirel aklın korunması için tıp fakülteleri mühendislik, Boğaziçi'nde mühendislik var ama yani o da sizin piyasa ilişkinizi ve hukuk fakültelerinin üniversite dışında olduğunda belki mutlu olacağız. Mesela böyle bir hayal kurabiliriz eğer gelecekte bir hayal kuruyorsak. Yani ben öyle bir hayal kuruyorum. Eğer bir gün üniversite kurma şansına sahip olursam zinhar kurmayacağım fakülteler, mühendislik, hukuk ve tıp fakültesi üniversitenin içinde olmaması gerektiği kanaatindeyim. Bu bir benim öyle bir hayaller ve gerçekler arasındaki fark. Evet, şimdi üniversitenin geleneğe sahip olması için yani kendisinin bir değer yaratıp o değeri koruma ve savunma kapasitesine sahip olabilmesi için ki Boğaziçi'nin bunu bir şekilde başardığını düşünüyorum birçok bakımdan. Başka üniversitelerde bir zamanlar parça parça başarmıştı ülkenin. Ama belli bir takım kırılma anları oluyor. Ben Ege Üniversitesi'nden ihraç edildim. Ben doktoramı mesela Paris'te yaptım. Şimdi Paris'te de mesela o değerlerin korunma riski bizzat üniversite içindeki bir tartışmadan oluyor. Biliyorsunuz Fransa'da üniversitelere bir müdahale meselesi var falan birçok bir şey. Kolay değil. O yüzden sürekli bir eğlenmelik gerektiriyor. Sürekli uyanık olup o özgürlüğe sahip çıkmanız gerekiyor. Ama mesela Ege Üniversitesi birçok açıdan liberal bir üniversiteydi. Ama bir şey oldu. Ve o gün üniversitenin anahtarı valiye teslim edildi. Ondan sonra o anda beklenilen şey, biraz önce Reşit Bey'in çok haklı olarak söylediği, o valiye anahtarın teslim edilmesine itiraz eden akademisyen ve öğrencilerin varlığı. Ve bütün üniversite bileşenlerinin varlığı. İşte o itiraz olmadığında üniversite valinin elinde kalır. Ve nitekim kaldı. Yani valinin kimse, devletin görevlisi. Gelenekler ne kadar güçlüyse o kadar geç yıkılır. Boğaziçi, umut ediyorum ki Boğaziçi. Gerçekten umut ediyorum. Kendi geleneğini taşımayı sürdürür ki sürdürecek. Çünkü en azından bu suça ortak olmadınız. Yani adını unuttum, soyadını hatırlıyorum. Bulu'nun ön adı neydi? Rektörün, atanan rektörün. Bir şey Bulu'ydu. Neyse. Melih Bulu. Yani Melih Bulu rektör olarak kalabilir ki muhtemelen kalacak. Ben hani mevcut iktidarın herhangi bir konuda revizyon kapasitesine sahip olduğu kanaatinde değilim.
Çünkü kendi yönetme tarzı nedeniyle orada şiddet de yaptığı için her şeyi, bu da bir şiddet olarak Boğaziçi'nin tepesinde duracak. Ama en azından Boğaziçi'nin bileşenleri bu suça ortak olmayacak. Bu da geleneğimizin taşıma şansı olarak tarif edebiliriz. Öyle görelim. Birçok başka üniversite bu suça ortak oldu diyelim. Öyle bir durum var. Sorulara geleyim. Yani Cemal Bey'in ikazlarına ilişkin bir düzeltme yaptıktan sonra, tanınma mücadelesi öz yönetimler meclisten çok daha bir adım ileri edeceğim. Soruyu soran arkadaş Mehmet Enes'ti galiba, doğru hatırlıyorsam. Biraz önce Reşit Bey'in söylediği şeyi hatırlayalım. Üniversite ve toplum arasındaki ilişki, üniversitenin kamusal işlevini üzerinden düşündüğümüzde aslında üniversitenin varlığının kamusal yararı meselesini de gündeme almamız lazım. O yüzden bu sadece üniversite bileşenlerinin bile değil, bence yurttaşlar topluluğunun mücadelesi olması gerek. Yani yurttaşlar topluluğuna şunu anlatmamız lazım. Bir üniversitenin varlığı kamu, şimdi müzakere alanı olarak kamudan bahsediyorum, devletten bahsetmiyorum. Kamu için niye lazım sorusuna yanıt vermemiz lazım. Eğer özel üniversiteler ve özgür bir akademik etkinlik olmazsa hakikat ve araçsız bilgi ortalıkta olmazsa toplum hakikati de göremez ve ulaşamaz. Hakikatin varlığı için bilginin peşinde koşan yerlere ihtiyacı olduğunu özellikle bu pandemide gördüler. TTB'nin en güvenilir dördüncü kurum çıkması o bilgiye nasıl ihtiyaç olduğunu gösteriyor mesela. Bunu anlatma görevimiz var ve sorumluluğumuz var ama bu mücadeleye kamunun mücadelesi haline getirmek lazım. Ben bir homo politikus olarak tekrar söyleyeyim. O yüzden bu mücadele tüm bileşenleriyle siyasal bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Şimdi Zeynep'in sorusu Gambetti'nin, Boğaziçi'nin dışına taşımak ne kadar mümkün? Zeynep, valla Boğaziçi'ni taşımazsanız Boğaziçi'ni de koruyamazsınız diye düşünüyorum. Taşıyamazsa, yani mız diye niye konuşuyorsam çok ayıp tabii söyledim. Canım ben üniversite dışında olduğum için ben zukuru halde. Başta konuşmanın başında söylemeye çalışmıştım. Aslında bizim çoktan akademik özgürlük ve üniversite özelliğini savunan, onun için mücadele eden bağımsız platformlar kurulmuş ve bir ortaklaşmış olmamız lazımdı. Yani nasıl mesela Türkiye İnsan Hakları Vakfı işkencenin önlenmesi ve rehabilitasyonuyla mücadele ediyorsa, akademik özgürlük ve üniversite özelliği için mücadele eden bir takım sivil ya da sivil fark etmez yapılar kurmuş olmamız lazım. Onlara ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bence önümüzde hazır Boğaziçi'de mücadele sattığına gelmişken acil görevimizin böyle yapılar kurmak olduğu kanaatindeyim. Ya da bir tür bu tür çabaların ortaklaşmasının zeminini bulmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Son soru, çok sürenizi aldım biliyorum Cinem Hanım ama son soruya Onur Eylül Kara. Var işte, biraz özgür, Onur Eylül Özgür Düşünce Üniversite. Vallahi Spinoza olursanız üniversite ihtiyacınız yok tabii yani. O başka bir şey ama ben Spinoza değilsem ki değilim. Üniversite sadece bilginin peşinde koştuğumuz bir yer değil. Bilgiyi aktardığımız bir yer. Yani o yüzden üniversite bir kamusal alan diyoruz bir açıdan. Yani öğrenen, öğreten, çalışan, idare eden herkesin bir arada olduğu şey. Yani o öğrenen, öğreten ilişkisi üniversitenin en önemli damarlarından birisi. Yani sadece yayınla kendi bilgimizi ya da kendi ilgimizi dışsallaştırmıyoruz. Aynı zamanda anlatıyoruz, öğretiyoruz ve belki de biraz dönüştürüyoruz. Ben mesela en önemli işlevlerimizden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani ve üniversite sadece öğrenciyle de ilişkimiz bakımından bir ortam değil. Aynı zamanda akademik sistemler arası bir kamusal ortam. Müzakere, tartışma, birlikte düşünme, kolektif bir alan. Bence her türlü mücadelenin de ya da değişimin ve eleştirelliğin de o kolektif alanlara ihtiyacı var diye düşünüyorum. Yani tekrar söylüyorum, yani dünyada Spinozalar az. Ama ben eleştirel akılla üniversitelerde var olabilmenin önemine inanıyorum. 4 yıldır dışarıdayım. Kendi akademik etkinliğim bakımından söyleyeyim. Yani üniversite dışına çıktığımdan beri söyleyeyim. Ben üniversitede anlattığım şeyleri anlatacak hiçbir ortama sahip olmadığımda bir süre sonra düşünmekten de vazgeçiyorsunuz. Yani ortam derken
sadece öğrencilerden bahsetmiyorum. Tartışacak arkadaşlar falan, yani bunlar yetiştirecek öğrenciler diye. Bir tecrübe, bir kendi deneyimim olarak söylüyorum. Oturup yazmak tek başına sizi akademisyen yapmıyor. Zaten Spinoza da akademisyen değil, filozoftu. İkisi arasında bir fark var deyip. Evet, son söz olarak şunu söylemeye istiyorum. Eğer üniversitelere ilişkin bir gelecek düşünüyorsak, üniversitenin kamusal işlevi, üniversite kamu ilişkisi ve yurttaşlar topluluğu içerisinde üniversitenin de anlamı, üniversitenin niye özellik olması gerektiğinin anlatılması gibi ödevlerimiz olduğu kanaatindeyim. Bu da bizim sorumluluğumuzdur diye düşünüyorum, ama tarif etmeye çalıştığım gibi bu sorumlulukların önemli bir kısmı yeni mücadele alanları yaratmakla mümkün ve tüm bileşenleriyle. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Cemal, sana dönelim. Teşekkürler. Yani çok güzel oldu. Hani zaten bir iki şeyi Nilgün Hanım'ın söylediklerine tamamlayıcı olarak vurgulamıştım, ama altını çizmek şimdi çok iyi oldu. Şöyle, evet, kamu devlet eşleştirmesi yanlış bir şey. Ondan öte formal ve enformal yanlarıyla özerklik bir bütün. Bu şekilde sunmadım ben de. Formal yanlarının yasa, tüzük, prosedür ne kadar önemlidir diyerek girdim, ama altını çizmesi Nilgün Hanım'ın çok güzel oldu. Çünkü evet, yani sonuç olarak formal ve enformal yanları sürekli bir etkileşim halinde, sürekli birbiriyle konuşarak, zaman zaman birbirini dürterek, bozarak ortak bir hayatiyet kazanıyorlar ve bizim böyle düşünmemiz gerekir. Şimdiye kadar genellikle özellik denince çok haklı sebeplerden formel yanları vurgulanıyor diye, çünkü bir yasa meselemiz var, çünkü bir tüzük meselemiz var Türkiye'de, bir prosedür mesele diye en formelinde altını çizmek, bir de Osmanlı tarihi tecrübesiyle hakikaten onun ne kadar kıymetli olduğunu, bu yüzlerce yıla hayatı uzanan, ömrü uzanan kurumları çalıştığımız için biliyoruz diye vurgulamak istedim. ABD'deki rektör seçimiyle ilgili çok değişik kurumlar var Amerika'da. Yani düşünüyorum en kısa yoldan üçe indirgeyebilirim. Yani bir kamu kuruluşları tanımına en yakın eyalet üniversiteleri var. Bir Harvard gibi özel üniversiteler var, ama kamu yararı güden, dolayısıyla vergiden muaf ve işte kâr amacı gütmeyen tanımına giren üniversiteler var. Bunlar biraz farklı, birçok açıdan farklı, rektör seçimi konusunda da farklı. Bir de hakikaten ticarethane diyebileceğimiz, pek duyulmayan, bilinmeyen belki ama farklı bir üniversite, bir farklı bir takım üniversiteler var. Trump'ın çok başarısız üniversitesi mesela bunun çok iyi bir örneği. Ticari olarak da başarısız oldu. Yani şunu diyeceğim, Trump başkan seçilirken Harvard'dan bir ekonomist meslektaş bir hesap yapmıştı. Babasının o sırada ona bıraktığı mirası faize verseymiş ya da belli bir borsa yatırım şirketine verseymiş, başkan olduğundaki gelirinden daha çok geliri olurmuş. Yani öyle çok başarılı bir iş adamı falan filan diye gezinenlerin de çoğuna kulak asmamak lazım. Şeyini de batırdı üniversitesinde. Neyse. Şimdi bu üçünde de tabii rektör atamaları falan çok farklı oluyor. Ben birazcık kısaca Berkeley, bir kamu üniversitesi, bir eyalet üniversitesi, Kaliforniya Üniversiteler Sistemi'nin parçası olduğu için onun üzerinde durdum. Zaten birçok üniversitede rektör, eski Türkiye'nin maalesef biraz geride kalan parlamenter sistemi gibi bir nispeten temsili bir cumhurbaşkanı ve idari yetkileri kuvvetli bir başbakan iş bölümüne benzer bir şekilde yapılaşmada
Chancellor ya da Provost, ki onların göreve gelmesinde seçim değilse dahi, doğrudan oy vererek seçim değilse dahi, bileşenlerin tercihleri ve katkıları çok önemli rol oynuyor. Harvard gibi kurumlar o kadar değil. Harvard'da sonuç olarak bir mütevelli heyeti seçiyor. Danışıyor. Bir danışma süreci var öğretim üyeleri ve öğrencilerle. Biz bunun çok verimli olduğunu düşünmüyoruz zaten. Hani bir de şu var. Bazen işte Amerika'da şöyle, Oxford'da böyle filan diye anlatılıyor, sanki modelmiş gibi. Hani ben Harvard'ın model olmasını zaten istemem. Rektör seçimi konusunda olsun, idari yapının oluşumu konusunda olsun. Ama bir yere kadar bu, mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde son yapılan atama ile kıyaslanırsa, onun yanında tabii çok daha içerici, çok daha katılımcı süreçlerin sonucunda ortaya çıkıyor diyebilirim. Danışılıyor, fikir alınıyor. Berkeley gibi bir sistemde bayağı ciddi öğrencinin bile dahil olduğu, bile diyorum çünkü nadir aslında, normal olması lazım. Hatta öğrenciler ötesinde sizin Bileşenler Meclisi fikrini şurada chatte okuyorum. Mehmet Enes Atik yazmış. Sanırım üniversite çalışanları da dahil buna. Öğretim üyesi olanlar haricinde, yani üniversitede, değişik birimlerde çalışanlar. Çok güzel bir fikir tabii. Yani çok uzak Amerikan üniversiteleri bunda. Bileşenler Meclisi. Düşünülecek bir şey değil şu anda, tartışılan bir şey. Sadece küçük gruplar arasında, evet duydum. O farklı modellere bakmak lazım. Yine herhalde Amerika'dakiler arasında en katılımcısı, o da eyaletten eyalete fark eder. Bazısında valinin çok ciddi bir rolü oluyor. Böyle kolaya, yani gönül isterdi ki YÖK çoktan, YÖK'ün enkarnasyonlarından herhangi biri, dünyanın değişik ülkelerinde ve değişik üniversite modellerinde rektör, dekan nasıl seçiliyor diye çok detaylı bir araştırma yapmış olsun ve sunmuş olsun kamuya. Biz şu yüzden şunu seçtik mesela. Hani dikkat ediyorum. Bütün bu tartışmalar sırasında herkes bölük pörçük bilgilerden oluşan örneklerle, ben mesela şu anda zaten ama bir iddiam yok dünya üniversite sistemlerini bilmiş çalışmış olmak gibi. Gördüğüm kadarıyla, bildiğim kadarıyla diyebiliyorum ancak. Bunun çok daha sistematik bir şekilde çoktan yapılmış olmasını dilerdim. Belki de yapıldı, ben bilmiyorum ama sanmıyorum, tartışmalarda hiç zuhur etmiyor. Bir kadın üniversitesi sorusu vardı. Ona bilmiyorum, ben özellikle değil ama cevap vermek isteyen var mı acaba? Konu son zamanlarda gündeme geldi sanırım, Japonya ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanı'nın. Yanılıyor muyum? Belki Amerika'da da var kadın üniversitesi o da örnekleri. Deniyor, gündeme gelişi. Hı, evet evet. Doğru. Japonya ziyaretiyle oldu. Evet evet. Bir uzun uzadıya bir tartışma yarattı mı? Yarattıysa ben haberdar değilim. Merak ettim sizlerin neler düşündüğünü. Türkiye'de böyle şeyler tartışılmıyor. Bir müzakere için söylenmiyor onlar. Onlar yapacakları şeyleri söylüyorlar. Bir ortama bakıyorlar. Eğer yapabiliyorlarsa, yani yapacaklarsa yapıyorlar. Anladım. Yani mesele onların kararlılığıyla ilgili. Bizle ilgili değil. Evet de. Hani beğenilmeyen bazı şeyler tartışılıyor çok şükür. Sizin gibi farklı fikirlerini ortaya atmak isteyenler tarafından elden geldiğince. Evet, ama kadın üniversitesini bence arada bir dillendirip susuyorlar. Ne yapacaklar bilmiyoruz. Tam projeyi görmedik. Siz gördünüz mü bilmiyorum Çiğdem Hanım. Ben yok, hayır. Ben de. Ama ben bu haremlik yani senaryo. Çok fazla konuş, yani bir böyle haber olup sonra evet, çekiliyor. Evet, öyle küçük bir şey söylüyorlar. Bence benim. Tam kafalarında bir plan yok. Belki sadece bu haremlik selamlıkta bir işaret etmek, bir tür İslamileşme işareti vermek istiyor olabilirler. Bilmiyorum ama yapabilirler mi? Yapmak isterlerse yaparlar. Böyle.
Bu Gök'ün yapmadığı çalışma konusunda belki bir kısacık cevap. Bu yapılmayan çalışmayı aslında Boğaziçi'nde bir kurulan bir komite yürütüyordu. Bir noktada durmuştu. Şimdi yeniden yapılıyor. En azından başvurulabilir bir bilgi olarak bir noktada ortada olacak. Ben bu konuda aykırı bir şey söyleyebilir miyim? Bu değişik ülkelerde, üniversitelerde atamalar nasıl yapılıyor? Tabii ki yapılsın, bilelim, ayrı mesele. Fakat bütün bir üniversite sistemini, üniversitenin temelini, kavramını, kapsamını ihmal edip sadece rektör nasıl atanıyor indirgemek çok yanlış. Ve hakikaten onların eline bir koz vermek. O bakımdan evet yapılsın, şey yapalım. Fakat bizim kendi dinamiklerimizi, kendi ihtiyaçlarımızı, üniversitenin ne yapmak istediğini düşünmemiz lazım. Berkeley şöyle olabilir, bilmem Tokyo Üniversitesi başka türlü olabilir. Bize her bakımdan Berkeley'in olanakları sunduğu zaman emin olun vali atasın ben razı olabilirim. Şakayla karışık. Ama ilk önce Berkeley gibi bazı imkanlar verilsin bize. Bilmem Sorbonne'un tarihçesi verilsin. 700 yıllık, 800 yıllık tarihçesi verilsin. Ondan sonra konuşalım. Yoksa yani bunlar çok çok bence tarihi şeyler. Asıl konu o değil. Asıl konu şu anda bir rektörün tepeden atanması ve bu çok önemli bir stratejinin bir parçası. Kadın Üniversitesi de bunun parçasıdır. Emin olun. Sonunda göreceksiniz. Bu da tesadüfen ortaya atılmış bir fikir değildir. Çünkü ideali sınıflarda bile, fizik dersinde bile kadınlar bir tarafta otursun, erkekler bir tarafta otursun denmek isteniyor. Bunu hayal eden insanlar var. Onu da söyleyeyim. Hazırlıklı olalım. Peki, teşekkür ederiz. Evet, bu tartışmanın tabii belki bir tehlikeli tarafı, gerçi bugün rektör konusunda biz konuşmadık, özgürlük ve özellik konusunda konuştuk. Ama bu tepeden inen karar dolayısıyla da rektör konusuna odaklandık kaçınılmaz olarak. Aslında tabii dediğiniz gibi tabii mesele bütün bir yönetişim sistemi, bizim ilkeler olarak ortaya koyduğumuz metin, genişletmeye çalıştığımız metin de aslında tam da bununla bağlantılı. Peki ben son bir sözü olan var mı diye katılımcılarımıza soruyorum. Ya, ben unutmuşum, Bileşenler Meclisi fikri var, Boğaziçi bileşenlerin ön ayak olduğu diyelim, değil mi? Öyle. Onu zikretmeden geçmek istemiyorum. Unuttuğum için de özür dilerim. Çok önemli tabii. Yani ben aslında her türlü yolu denememiz gerektiği kanaatindeyim. Yani ne yapabiliyorsak, yapabildiğimizin sınırlarını zorlayarak. Mecliste zaten bir müzakere alanı açmaktır. Çok olağanüstü bir fikiriyorum onu. Bir de hatırlıyorum. Yani biz tüm akademik yetkilerimizi ve geri almazsak rektör atanmış ne olmuş, atanmamış ne olmuş. Yani asistanımızı alamıyorduk kendimiz, değil mi? Yani birçok şey var. Bunların hepsini bizden geri almamıyor. Yani demokratikleştirilmesi gerekiyor üniversitenin. Ben bunu söylemek istedim. Teşekkür ediyorum. Peki, teşekkür ederiz. Evren Sünnetçioğlu, tartışma derken lügat anlamıyla kullanmadığım belirtme ihtiyacı hissettim diyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz bütün katılımcılarımıza, bütün izleyen ve katılanlara. Ayrıca iyi bir başlangıç olduğu düşüncesindeyim. Devam edeceğimiz tabii ki düşüncesindeyim. Katkınız için içtenlikle teşekkür ederiz. Ben ve kuran ve teknik kısmı yürüten bütün arkadaşlarım. Çiğdem, evet. Ben bitirmeden gayipten ses olarak katkıda bulunabilir miyim? Tabii ki. Başka sorular da geldi, sana da geldi, bana da geldi. Onlara giremedik ama mesela Deniz Karstarlı
üniversitelerin özerk ve özgür olması gerekliliğinin faydası ve gerekliliğini topluma, halka nasıl anlatabiliriz diyordu. Ülkü Güney Taşra Üniversitelerinde, yani ikinci sınıf üniversitelerde mücadelenin nasıl örgütlenebileceği konusunda bir şey söyleyebilir misiniz diyordu. Bunları şimdi tartışmamız mümkün değil ama bunların işin çok önemli diğer başka boyutlarına işaret ettiğini hatırlamamız için aktardım. Bu cidden yani bu panel bir başlangıç. Biz veya yani Boğaziçi'ndekiler veya Boğaziçi dışına taşan bir yapı olarak bunları konuşmaya devam edeceğiz. Devam etmek zorundayız. Başka da seçeneğimiz yok zaten deyip Gayipten Ses olarak susuyorum. Peki. Gayipten Ses'e teşekkür ediyoruz. Sesim duyuluyor mu? Evet. Peki. Evet, Erol'un da dediği gibi bir başlangıç. Çok farklı kollardan yürümekte olan çalışmalarında bir kısmı devam edeceğiz. Tekrar teşekkür ediyoruz her birinize. Biz de teşekkür ederiz ama ikinci sınıf üniversite demeyi bıraktığımız anda belki meseleyi ortaklaştırabiliriz. Peki. Teşekkürler. İyi akşamlar.